kırmızı bir çember içerisinde Made in Turkey yazısı. Üzerinde zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesi. Davetiyenin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal, Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstünda, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal, George Havucoğlu, Badire Zerrin Epikmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Gülnihal Demir, Ramin Necat Habibol, Burhan Özgür Aydın, Hakan Ali Barışık, Müzik Aydın Sarman Burcu Güven, Senaryo Metin Açıkgöz, Yaşar Arak, Caner Güler, Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Hasan Tolga Pulat. 80. Bölüm. Görüntü lüks villanın havuzlu bahçesinden eve doğru ilerliyor. Salonda Nurhan elinde bir trafik cezasıyla oturmuş, yanında üzerinde sabahlığı ve asık suratıyla Biricik. Nurhan ceza kağıdına bakıyor, o da üzgün. Ay, hakikaten çok kötü olmuş bu. Nasıl kötü olmuş? İnkar etmediğine göre... İtiraf ediyorsun, kabul ediyorsun yaptığını yani. Evet Sarp, yaptım yani. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım ama bir anlık zaaf işte. Yaptım. Yaptın mı? Nurhan. Biz sana bu kadar güvenirken bir de şimdi sen yaptın mı diyorsun? Ay aşkım, belgesi elimde zaten. Yani yapmadım demenin ne alemi var? İnanmıyorum ya. Nurhan, utanmadan nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun ya? Yani Rüyam, utanmaz olur muyum? Tabii ki utanıyorum ya. Ben, sebebi ne olursa olsun. Asla hız yapmamalıydım. Yani o yüzden de bu cezayı sonuna kadar hak ettim. Evlat, sen şimdi trafik cezasından mı bahsediyorsun? Herkes pür dikkat vereceği cevabı bekliyor. Evet. Bir dakika ya, siz neden bahsediyorsunuz? Ya Nurhan, ya görmüyor musun, o fotoğrafta arabana sarışın bir kadını almışsın. Üstelik de böyle saçlarını okşuyorsun. Nasıl? Nurhan kağıdı açıp fotoğrafa dikkat kesildi. Aa, ben cezayı okurken bunu hiç görmemişim, fark etmemişim. Nurhan kim o kız? Nurhan duraksadı. Biricik, sanırım ben bunu sana söyleyemeyeceğim. Evladım, arabanda sarışın bir kız var. Ya saçını okşuyorsun. Yani bu kızın kim olduğunu söyleyemem mi diyorsun yani? Evet anneciğim, söylemeyeceğim. Bu ne demek ya? İş mi bu? İş mi bu Nurhan? İtiraf et çabuk. Diyorum, itiraf edecek bir şey yok. Nurhan bak, yanlış bir şey mi yaptın? Bir dakika. Nurhan, evladım bak. Sana bir soru soracağım, tamam mı? Sen onun cevabını bana doğru ver, gerisi mühim değil. Buyur baba. Sen şimdi bu arabadaki sarışın bayanla yanlış bir şey var mı bu olayda? Nurhan ayakta durmuş, üzgün, kırgın ve endişeli gözlerle kendisine bakan Biricik'e baktı önce, sonra karşısına dizilmiş aileye. Evet baba, var. Ne? Serpil ayağa fırladı. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Görüntü karardı. Geri geldiğinde bir boğaz manzarası gördük. Yalan olmasın, 3-5 saat önce yazdı. Günaydın Serdar. Günaydın Nurhan abi. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bankadaki yerine geçiyor. Ne haber Erdem? Şşt, Tuba, neyi var bunun? Bilmiyorum, beni de ilgilendirmez. Allah Allah. Erdem, aynı soruyu sana yönelteyim o zaman. Bu Tuğba'daki surat ne böyle? Abiciğim, bana niye soruyorsun? Bak yanında, kendisine sorsana. Ha, anlaşıldı. İlk kavgamızı yaptık demek ki. Güzel güzel, hoş. Bunlar ilişkinin tadı, tuzu, biberi. Bak, Serpil annemin felsefesine sığınıyoruz. Ne yapıyoruz? Akışına bırakıyoruz. Nurhan, şu parayı bozar mısın 5'lik 10'luk olarak? Müşteri varken seni rahatsız etmeyeyim. Ya Tuğba, hemen elini uzatma mesafesinde Erdem. Ona niye bozdurmuyorsun? Onun bozuk paralarına kalmadı. Ha, kafamı bozdu, bir de paramı bozdurmayayım diyorsun, öyle mi? Tamam, hallederiz.
Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Bakın ben çok merak ediyorum ama. Bak kendim bak işe falan veremiyorum, başlayamıyorum bir türlü. Erdem, oğlum ne oldu ya? Abiciğim, benim ailemle tanıştık. Sizinkilerle de tanışalım diyorum. Hanımefendi oyalayıp duruyor. Tuğba? Benim kimseyi oyaladığım falan yok Nurhan. Ne diyorsun Erdem? Abiciğim, açılmam zaten bir sene sürdü. Yani bir an önce işi resmiyete dökelim diyorum. Sen ne diyorsun Tuğba'cığım? Babamla konuşmak için uygun zamanı bekliyorum. Ama beyefendiye anlatamıyorum. Anlamıyor çünkü. Ne diyorsun? Abiciğim, ya babası çok aksi biriymiş de, iş konuşulması zor bir insanmış da. Ya işte bir sürü bahane. Ya abiciğim, amacımız yuva kurmak. Yani çok şey mi istiyorum ya? Müdür Nurhan'ın bankosuna sokuldu. Günaydın Nurhan'cığım. Günaydın müdürüm. Kovuldun. Size de iyi günler. Derken duyduğunu algıladı ve gülümsemesi silindi. Bir dakika, bir dakika. Aha. Kovuldun mu dedi müdür bey? Arkadaşlar, demin müdür bey bana kovuldun mu dedi, ben mi yanlış duydum? Erdem? Abi galiba kovuldun dedi. Tuğba? Ya galiba ben de öyle duydum Nurhan. Kovuldun mu? Nasıl ya? Ne yaptım ki ben? Rüyamın üstü açık kırmızı spor arabası villanın önünde. Şükrü koca göbeği, kısa boyu ve kelleşmiş açık alnıyla eline bir kova almış, söylenerek arabanın yanına geçti. Yani Rüyam Hanım, şu sabah sabah arabayı yıkatmayı nereden icat etti bilmiyorum ya. Sabah sabah arabam mı yıkanır? Hadi öğlen olsa öğlen şöyle güzelce bir... Öğlen de rehavet çöküyor adama. Öğlen de yıkanmaz araba. Akşam. Akşam güzelce arabayı götürsün, koyarsın. Akşam da uykum geliyor. Ya benim çalışmak için hiç mi saatim boş yok ya? Her saatim dolu vallahi. Ay. Zoraki hareketlenip kovaya eğildi. Köpüklü süngeri sıktı. Şöyle kendi kendi yalayıp temizleyen bir araba olsa ne güzel olur ya. Vallahi yapar şuradan şuradan bir dil çıkar diye böyle gezir, gezir. Şükrü abi kolay gelsin. Vay, hizmet sektörünün efendisi gelmiş ya. Hizmet sektörünün efendisi mi? O ne Şükrü abi ya? Yakala diyorum oğlum. Sünger. Ne yapacağım ben bununla? Rüyam Hanım'ın arabasını diyorum şöyle güzelce bir temizle. Şükrü abi çok işim var. Villaya geri dönmem lazım. Oğlum ben zaten yarısını bitirdim. Baksana tepeyi mepeyi her tarafı temizledim. Bir tek alt kısım kaldı. İki dakikanı alır oğlum ya. Yarısını mı? Gözümle gördüm Şükrü abi. Daha yeni başladın. Oğlum başlamak bitirmeyen yarısı değil midir? Ben de yarısını bitirdim. Yarısı kaldı farz et. Bir güzel temizle oğlum ya. Ben temizlerken sen ne yapacaksın? Oğlum benim çok önemli bir işim var. Ne işin var Şükrü abi? Oğlum ben yine kendime zam isteyeceğim biliyor musun? Yuh, daha yeni zam almadın mı sen? Eskidi o, o eskidi. Şimdi yeni zam isteyeceğim biliyor musun? Ama çok güzel bir planım var. Muhakkak alırım bu zamı. Neymiş abi o planın? Şimdi ilk planım işi sana kakalamaktı, onu hallettim. İkinci planım, üçüncü planı söylememekti. Üçüncü planı da ikinci plandan dolayı söyleyemediğim için sana şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama zamı alır almaz sana her şeyi açıklayacağım oğlum. Hadi, hadi iyileşme, hadi. Ben gideceğim biraz müştemilatta, biraz plan üzerine çalışacağım. Hadi canım, varayım seni. Ben yıkıyorum arabayı. Ha, yıka yıka, alt taraf kaldı zaten ya. Hadi görüşürüz. Üstü açık arabanın zaten üstü yok. Mehmet köpüklü süngerle silip temizliyor. Müdür odasında Nurhan el pençe divan içeri girdi. Müdür bey, müdürüm bir dakikanız var mı acaba? Vardı Nurhan'ım ve yarısını kullandın. Ne istiyorsun? Az önce sanki bana kovuldun dediniz gibi geldi de... Ya yanlış duydum ya da şaka yaptınız herhalde. Yanlış duymadın Nurhan. Aynen öyle dedim. Ha. O zaman geriye şaka kalıyor seçenek olarak. Şaka değil Nurhan. Dosyan önümde ve performansını gözden geçiriyorum. Performansım konusunda iddialıyım ben müdür bey. O kadar emin olma Nurhan. Geçen hafta düşüş var. Hatta çakılma diyebiliriz. Bir dakika, itiraz ediyorum. Yok öyle bir şey ya. Aksine bilakis harika bir hafta geçirdim ben ya. Kayıtlar burada Nurhan'cığım. 5 gün önce sana bir bilmece sordum. Hala cevabını alamadım. Ve sen performansım iyi diyorsun bana. Ne diyorsunuz siz ya? Ben bankacılık performansımdan bahsediyoruz sanıyorum. Siz ne diyorsunuz ya?
onda on numarası. Ondan yana bir problemimiz yok. Ben bilmece performansın diyorum Nurhan. Bana sorduğunuz bilmeceler için dosya mı tuttunuz yani? Evet Nurhancığım. Sana sorduğum bilmeceleri ve bu bilmecelere ne kadar sürede cevap verdiğin hepsini dosyaladım. İki satranççı, beş el satranç oynadı. İkisi de aynı ölçüde oyun kazandı ve hiç beraberlik olmadı. Nasıl diye sordum beş gün önce. Hala cevap veremedin sen. Evet ben bunu sorduğunuzu bile unuttum müdürüm. Nurhan, iki satranççı beş el oyun oynuyor. İki tanesini biri kazanıyor. İki tanesini de öbürü kazanırsa dört eder. Bir elde berabere kalsalar beş eder. Ama beraberlik yok. Yani nasıl oluyor bu? Birinin fazla kazanması lazım. Bir dakika. Eğer bilmeceyi cevaplayamazsam bilmece işinden kovulacağım, öyle mi? Aynen öyle Nurhan. Akşam mesai bitimine kadar vaktim var. Eğer bulamazsan artık sana bilmece yok. O zaman mesaiye kadar beklememize gerek yok. İstifa ediyorum. Evet, şimdi müsaadenizle işimin başına dönebilir miyim artık? Nurhan. Ne yaptım ben ki? En iyi bilmece çözen elemanım istifa etti. Ne yapacağım şimdi? Nurhan da gitti. Allah. Sol gözü seyiriyor. Ama ben... Villanın salonu. Rüyam annesinin sırtını ovuyor. Ay biraz daha sola, biraz daha sola. Cık. Evladım öbür sol. Ha pardon. Ha. Ay tam orası, tam orası işte. Ay orası. Ay. Yani ters mi yattın? Nedir bu böyle? Hiç merak etme sen anneşkocuğum. Ben şimdi bir güzel masaj yaparım. Hiçbir şeyciğin kalmaz. Ay. Saygılar efendim. Efendim müsaitseniz bir istirhamım söz konusu efendim. Buyur Şükrü Efendi. Evlat sonra yaparsın sen. Efendim, villada çalışan personelin bazılarında bir memnuniyetsizlik var efendim. Villada çalışan personelin bazıları mı? Bir sen bir Meryem varsınız zaten. Efendim böyle bir şeyi ispiyonlamak bana yakışmaz ama ben değilim efendim. Sen değil, sen kim olabilir acaba? Kim olabilir? Kim olabilir? Evladım, zaten iki kişiler. Ben değilim diyor, o zaman geriye kalıyor Meryem. Aynı mantıkla ilerliyordum. Azıcık sabırlı olsaydın çat diye Meryem diyecektim. Meryem tabii. Niye? Ne oldu Şükrü Efendi? Nedir sorun? Maaştan efendim. Maaşı az buluyor. Orada, burada, şurada söyleniyor devamlı. Maaş az. Olur mu öyle şey canım? Yani benim bildiğim kadarıyla gayet iyi bir maaş veriyoruz yani. Efendim Meryem'in mizacı biraz değişiktir efendim. Benim gibi değil. Ben kanaatkar bir adamım. Tok gözlüyüm. Ama Meryem hiçbir şeyden tatmin olmaz. Allah Allah. Meryem'cimin hiç öyle huylarını görmedik mi? Öyle efendim. Duyduğum kadarıyla işi yavaşlatma eylemi yapacakmış. Yani siz bir iş vereceksiniz, onu yapmayacak. Her an işten de ayrılabilir. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Meryem böyle bir şey yapar mı Allah aşkına Şükrü Efendi? Ben sadık bir çalışanınız olarak sizi sadece uyarmak istedim. Müsaadenizle efendim. Saygı, hürmet. Allah. Dur bakayım, dur. Nedir bu işler böyle? Atıyordur anneşkocuğum ya, atıyordur. Allah Şükrü Allah. Efendi, bilmiyor musun Allah aşkına? Masaja devam. Ay çok, aman, ay. Boynunu boynunu şey. Evlat, öyle değil çocuğum, öyle değil yavrucuğum. Ama boyundan açılır ya genelde. Ne bu böyle, üstüme, ha? Orada, yukarı, çık. Efendi, bu faturanız. Bu da para üstünüz, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Sağ ol amcacığım. Ya oh be ya, dünya varmış. Müdür seni bilmece işinden kovuyorum deyince nasıl rahatladım anlatamam ya. Oo, siz
Ne yapıyorsunuz ya? Siz hala dargın mısınız birbirinize? Küs müsünüz? Uzattınız ama. Abicim, haksız mıyım Allah aşkına? Yani bir an önce ailesiyle tanışmak istiyorum. Of Erdem, babamı tanımıyorsun, böyle boş boş konuşuyorsun. Ya yeter, sıkıldım artık bu muhabbetten. Kalktı. Erdem, oğlum ne yapıyorsun sen ya? Kız hayır demiyor ki. Uygun zamanı bekliyormuş. Abicim, ben de bir an önce olsun istiyorum ama. Oğlum, zaman tanıyacaksın. Öyle armut pişi ağzıma düş değil bu işler ya. Oturma, git kızın peşinden git. Git şey yap, gönlünü al kızın. Haklısın galiba abicim. Çok mu fazla üstüne gittim? Ya oğlum, ne konuşuyorsun hala? Git, hazır müşteri yokken gelenlerle ben ilgilenirim. Hadi yürü. Tamam, ben bir gideyim abicim. Bankaya beyaz saçlı bir adam girdi. Affedersin delikanlı, Tuğba Hanım yok muydu? Az önce yerindeydi. Nurhan Bey'e sorun isterseniz. İyi günler. Tuğba Hanım nerede acaba? İyi günler efendim, hoş geldiniz de şey Tuğba Hanım... şu an biraz meşgul, ben yardımcı olayım. 5 dakika bakamaz mı? Şimdi tabii bakabilir de yani kavganın arasına girmek istemiyorum o yüzden. Kavga mı? Yani kavga derken sandığınız gibi bir şey değil yani tartışma. Aslında şey, biraz özel bir durum. Nasıl özel bir durum? Tabii haklısınız yani çünkü özel bir durumu var. Banka işini aksatıyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama biraz anlayışlı olun. Şeymiş bu, tabii erkek arkadaşıyla bir problem yaşıyor. Erkek arkadaşıyla? Evet, ya bu bizim Tuğba'nın babası biraz aksi, ters bir adammış galiba. Kız da cesaret edemiyor bir türlü tanıştırmaya tabii ki. O yüzden bu seferlik ben yapayım işte Melih'cim. Nerede o Tuğba? Çabuk çağırın gelsin buraya. Ama bakın beyefendi, uzatıyorsunuz, abartıyorsunuz. Bakın, Tuğba'nın yapacağı işlemleri ben de yapabilirim. Ne işlemi be? Ben Tuğba'nın babasıyım. Aha. Yok artık. Hoş geldin babacığım, amcacığım. Elinizi öpeyim ben. Ben bir Tuğba'ya bakayım müsaadenizle. Hemen geliyorum. Kaçar gibi gidiyor. Villanın çimlerle kaplı yemyeşil bahçesinden mutfağa geçtik. Meryem kızıl saçları üzerine taktığı örtüsünü arkada bağlayıp saçlarını toplamış. Boynu açıkta, kilolu, iri yarı. Patates doğruyor. Yanında çok daha minyon kalan Şükrü sinsice yaklaşıp sokuldu. Ay, Şükrü be. Ay, ödümü patlattın. Kolay gelsin hayatım. Hey, sağ ol Şükrü. Yani inşallah bir gün ben de senin iş yaptığını göreceğim ve ben de sana kolay gelsin diyeceğim yani. Hayatım, ben sana bir haber vermeye geleyim. Hem de beleş, senin seyrediğin şeba Allah aşkına ya. Habermiş, ne haberi Allah aşkına ya? Yalnız çok gizli tutulan bir şey. Aman diyeyim kimseye söyleme, benden de duymuş olma. Şükrü. Bak sen yine bir dolaplar çeviriyorsun değil mi? Ama şunu çok iyi biliyorsun ki ben senin bu çevirdiğin dolaplara alet olmam. Yalnız bu sağlıkla ilgili bir mevzu. Sağlık mı? He. Ne ki? Serpil Hanım'la o kızın ismi neydi? Rüyam Hanım'la. Rüyam Hanım. İyi diyorsun, çıkap yaptırmışlar. Çıkaptı da çıkmış biliyor musun? Çıkap dedimiş biliyor musun? Bir sürü rahatsızlıklar çıkmış. Bunlar da şimdi söylemiyorlar ki yani bir şeylerden mahrum kalmasınlar diye çıkaptan çıkmış hepsi. Ay, ne çıkmış peki, ne olmuş? Ya mesela şöyle kızma ama kimse söylemeyecek, tamam mı? Tamam, ha, tamam hadi. Çıkapta ne çıkmış biliyor musun? Ne? Kahve bunlara zararlı geliyormuş. Kahve içerlerse kötü oluyorlarmış. Çıkaptı çıkan şeye bakıyor değil mi? Anam, bunlar şimdi benden kahve isterler. Ne yapacağım ben ya? Yer ki bunlara kahve verirsen Meryem, onların öte tarafa gitmesine yardımcı olmuş olursun yani. Anam. Başka bu çikaplarda neler çıkmış, neler çıkmış. Ne demiş çikap biliyor musun? Ne? Kızım çikap hiç şey yapmasa, şey var ya hani böyle halı, koltuk moltuk hani haytut bir şeyler diyorsunuz onlara. Mayt, maytla, mayt, mayt. Ha, mayt, mayt. Eğer bunların yanında o şeyleri süpürürsen, koltuk moltuk halıyı, bunlar diye alerji olur diye giderler bir tarafa diye. Anam, 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 anam. Ah neler gelmiş bunların başına ya. Ama sana söyleyeyim, ne olur benim söylediğimi söyleme. Sen de bildiğini belli etme. Tamam. Ay, ben tamam. Şimdi ne yapacağım ya? Neyse ya. Ya ben bir halini yolunu bulurum artık. Görüyor musun kız? Bahar gibi. Çiçekleri nasıl açtı? Sana veriyorum bunu. Ya Şükrü bir de git Allah aşkına ya. Ne tomurcuk açması? Yapay çiçek bu. Evet, tamam. Bir hal çaresine bakarım ben artık. İyi günler. Hadi sana da iyi günler ya.
Yazık be insanlara bak neler olmuş ya. Başlarına neler gelmiş. Kahretecekler ben ne yapacağım şimdi. Bankada durumlar fena. Çalışanların hepsi bir kenara toplaşmışlar. Erdem de aralarında. Tuğba ayrı bir yerde. Ellerini sıkıntıyla ovuşturarak ağlamaklı ifadesiyle müdürün odasına bakıyor. Sakin ol Tuğbacığım. Ya anlamıyorum ya. Anlayamıyorum. Ya nasıl söyler böyle bir şeyi babama? Nurhan istemeden ağzından kaçırdı Tuğbacığım. Ne? Ya nasıl böyle bir şey yapar ya? Tuğbacığım ne yapacağız? Sus Erdem. Lütfen sus. Sus. Müdür odasına bakıyor. Nerede o Tuğba? Getirin onu buraya. Ya beyefendi lütfen rica ediyorum ya. Ortada yanlış bir şey yok. Sakin olun. Beyefendi burası bir banka. Lütfen bağırmayın. Ben bu bankayı yıkarım. Size güvenip kızımı çalışsın diye gönderiyorum. Nerede o? Bir saniye ama ya sakin olun. Bakın eğer sakin olursanız Tuğba'yı getireceğim yanınıza. Bu bilmece işinden istifanı kabul etmiyorum haberin olsun. Ya müdür bey sırası mı şimdi? Nereye saklandıysa çıksın ortaya. Ya bir dakika yeter ama ya Allah aşkına yeter. Vallahi Tuğba size durumu söylememekte haklıymış. Ne diyorsun sen be? Tuğba! Tuğba! Nurhan! Bu iki satrançı beş el oynuyor ve ikisi de aynı ölçüde kazanıyor. Nasıl oluyor bu iş? Ya müdür bey Allah aşkına bir de sizinle uğraşmayalım şimdi ya. Ya beyefendi bir durun da siz de yerinizde ya. Sakin olun. Allah Allah bakın bir şey olacak diye korkuyorum size. Kalbiniz... Tuğba! Evde masaj devam. Çiçeğim bir kahve istek mi? Çok iyi fikir anneç kocuğum. Ben de şimdi tam onu söyleyecektim valla. Meryem! Anneş kocuğum, Şükrü Efendi'nin dediği gerçek olabilir mi? Yani bizim Meryem iş yavaşlatacak olabilir mi acaba gerçekten? Ay yok evladım yani Meryem'ciğim öyle şeyler yapacak bir insan değil, yok. Buyurun Serpil Hanım, beni çağırmışsınız. Meryem'ciğim, bize iki tane kahve yapar mısın? Ha tabii yaparım hemen. Duraksadı. Yok, yapamam. Niye? Kahve bitmiş. Aldırıver evladım. Tabii de aldıramam. Ben şimdi yemek yapıyorum ya. Yani yemek yapıyorum çok işim var o yüzden aldıramam. Serpil ile Ruyan birbirlerine baktılar. Meryem. Yani normalde senin bu saatlerde evi süpürüyor olman gerekmiyor mu? Niye süpürmüyorsun? Süpüreyim de yüzünüz gözünüz şişsin hemen. Belim. Tabii yani biraz belim ağrıyor ya o yüzden sonra süpürürüm. Hatta benim zaten dedim ya hani ocakta yemeğim falan vardı böyle fokur fışıltılırıp taşıyordu ben gittim. Resmen Şükrü Efendi'nin söyledikleri doğruymuş anneş kocuğum. İşte Meryem iş yavaşlatıyor. Evet. Ay ya işi bırakırsa? Mahvoluruz. İki kadın ileri doğru bakıp geçmişi hatırladılar. Meryem ve Şükrü'nün işten ayrıldığı zamanlar. Mutfağın yerleri berbat halde. Soğan patates kabukları, mercimekler, olmaması gereken her şey yerde. Serpil ile Rüyam ikilisi mutfaktalar. Serpil ocağın başında. Bakayım. Allah Allah. Anneş kocuğum. Ay neredeyse buzdolabındaki bütün malzemeyi kullandık. Niye bu kadar az oldu bu yemek? Ay galiba patatesin kabuklarını biraz kalın soyduk. Yoksa o koca patatesin içinden bilye kadar patates çıkmamalıydı. Yani. Ay bunu bir kişi bile zor doyar vallahi. Tabii yiyebilirse. Ay şu mutfağın haline bak. Yani aslında bu hale getirmek için de uğraşmadık. Sadece yemek yaptık. Anneş kocuğum. Biz yemek yapmaya değil, yemeğe programlanmışız. Evet yavrucuğum, akışımız böyle. Ay aynen öyle valla. Maydanozu kulağına taktı. Bak. Çok yakıştı gerçekten. Böyle bir şey yapabilirsin de buna su lazım galiba. Koyalım, çok görünür hem. Taşı sen, su taşı. Çeşmeden. Çeşmeye gidip su taşıyalım. Hoppa, şuna koyayım. Kahve fincanı. Allah, işte bu da. Bu kadar yeter mi?
koy bakayım. Tencerenin dibinde bir gıdım yemek var. Evet. Yani hani ekmeğini banmak isteyen olursa. Ana döndük. Mahvoluruz. Mahvoluruz anneşkocuğum, mahvoluruz. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? İstediği zam mı yapacağız? Onu memnun edeceğiz. Ne yapacağız? Mutlu edelim anneşkocuğum. Meryem'i çok mutlu edelim. Dünyanın en mutlu Meryem'i edelim olur. Lütfen anneşkocuğum. Evet. Oydun çocuğum, orayı oydun, çürüttün. Aa, yavaş. Bankada Tuğba ağlamaklı. Ne yapıyorlar Erdem? Bilmiyorum ama en azından sesler kesildi Tuğbacığım. Tuba bankosunda oturuyor, Erdem başında dikilmiş müdür odasına bakıyor. Bakın beyefendi, eğer böyle sakin sakin oturursanız Tuğba'yı getireceğim yanınıza. Tamam mı? Hem böylece de güzel güzel konuşuruz. Ne dersiniz? Nurhancığım, ben beyefendiyle konuştum, artık taşkınlık yapmayacak. Güzel güzel konuşacağız. O zaman ben müsaadenizle Tuğba'nın yanına gidiyorum ama bak... Beyefendi, öyle kızcağıza bağırmak, çağırmak yok. Tamam mı? Çünkü hiç kötü bir şey yapmadı. Oğlanın ailesiyle tanışmışlar, öyle mi? Evet. Yani Erdem de sizinle tanışmak için ısrar ediyordu. Tuğba da çekiniyordu. İşte aralarındaki kavga da buydu aslında. Şöyle yapalım istersen Nurhancığım. Sen Tuğba Hanım'ı çağır. Kahve de söyle bize. Hem içelim hem güzel güzel sohbet edelim. Tamam. O zaman ben müsaadenizle... Tuğba'yı almaya gidiyorum. Nurhancığım, şeyi de unutma. Tamam, kahveleri de söyleyeceğim, merak etmeyin. Yok yok yok, bilmeceyi unutma. Nurhan, ya sabır. Müsaadenizle. Hadi bakalım. Gelirler şimdi. Güzel güzel kahvemizi içeriz, sohbetimizi ederiz. Bilmeceyi de çözseydik. Nurhan geliyor bak. Bakalım ne diyecek. Nurhan, sen nasıl böyle bir şey babama söylersin Allah aşkına ya? Ya Tuğba, çok özür dilerim. Yani ben baban olduğunu bilmiyordum ki ya. Yabancı birine söylüyorum diye düşündüm. Çok özür dilerim. Ha, o normal bir şey yani, öyle mi abicim? Evet, tamam, o da... Tamam, kabul ediyorum, normal değil. Kulağa pek hoş gelmiyor. Ne yapayım, tutamadım kendimi ya. Şey, bir de olayın iyi tarafından bakalım. Değil mi? Neyse Erdem, sonuçta kavga edecek konunuz kalmadı. Baban her şeyi öğrendi. Peki ne yapacağız şimdi? Şunu yapacağız. Tuba ile gidip içeride konuşacağız babasıyla beraber. Ben mi? Hayatta gelmem. Yani demediğini bırakmaz bana. Bak Tuğbacığım, babanı sakinleştirdik. Bence sen de gel, her şeyi anlat. Yok, gelemem Nurhan, gelemem. O zaman sen geliyorsun Erdem. Niye ben abiciğim? Ne demek niye ben ya? Babasıyla, ailesiyle tanışmak istiyordun, bağırıyordun, çığırıyordun sabahtan beri. Hem olayın taraflarından birisin, sen de geliyorsun. Tanışmak istiyordum ama bu şekilde değil herhalde abiciğim. Bilmiyorum, lamıcım yok. Artık biraz cesaretli olman lazım. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Tuba Hanım, buyurun sana. Güzel. Kadriye Hanımcığım, 4 tane kahve gönderin içine, tamam mı? Tamam. Birazdan biz içeri geçiyoruz. Tamam. Hadi gel, bana bak. Tuba'cığım, sen de toparlıyorsun kendini, geliyorsun birazdan, tamam mı? Düşünme. Erdem'i aldı, içeri yürüdüler. Tuba'nın yüz ifadesi ağlak. Eyvahlar olsun diye bakıyor. Villada Serpil salonda sıkıntıyla volta atıp duruyor. Köşeli kadife bir koltuk, tavandan sarkan taşlı bir avize ve püsküllü perdeleri olan bir salon. Rüyam elinde bir zarfla geldi. Hallettim. Hallettim anneşkocuğum, hiç merak etme sen. Meryem, hayatım, gelir misin biraz buraya? Bu zarfın içinde onu mutlu edecek kadar para var anneşkocuğum. Aferin. Aferin. Buyurun Rüyam Hanım, beni çağırmışsınız. Ha. Buyur, buyur Meryem'ciğim. Bu ne Serpil Hanım? Bunun içinde para var, niye ki? Sana zam yaptık, zam yaptık. Zam mı, niye ki? Canım zam mı al, bağını sorma. Zam? Ne gereği var yani şimdi bunun, anlamadım ben. Ay yok, yeter ki sen eskisi gibi çalış Meryem'ciğim. Ben zaten eskisi gibi çalışıyorum Serpil Hanım. Eskisi gibi çalışıyorum diyorsun. Öyle diyorsun ama bu iş yavaşlatmalar ne oluyor peki Mary'e? İş yavaşlatma mı? Be mi? Ama kahve istedik, yapmadın Meryem'ciğim. Ortalığı süpür diyoruz. Bahane buluyorsun. Yani aynı Şükrü Efendi'nin dediği gibi... bal gibi iş yavaşlatma eylemi yapıyorsun. Şükrü mü? Hmm. La bu çakma Şükrü bunlara gelip iş yavaşlatacak demiş...
Bana gelip rahatsızlandılar. Kahve yapma, ortalığı süpürme dedi. Vay üçkağıtçı. Ya Serpil Hanım, vallahi benim iş yavaşlattığım falan yok. Yani biliyorsunuz ben kahveyi de aldırdım. Belim falan da ağrımıyor. Yani geçti bile ağrısı. Ben şimdi ortalığı süpürürüm. Ne olursunuz alın bunu geri, ne olur. Yok yani zam yapabiliriz Meryem'ciğim. Yok Serpil Hanım, sağ olun. Siz zaten zamanında zam mı yapıyorsunuz? Bakın ben size en güzeli, güzel böyle bol köpüklü kısık ateşte bir kahve yapayım değil mi? Kısık ateşte. Bak. Hala yavaşlatma eylemi yapıyor, görüyor musun anneşkocuğum? Niye kısık ateşte yavaş yavaş yapıyorsun? Bekletmek için değil mi bizi? Evladım, kısık ateşte kahve daha lezzetli olur diye yapıyor. Neyse sen ona bakma yavrucuğum, hadi. Tamam hadi, siz de bunu geri alın Serpil Hanım. Yapıp getiriyorum. Zarfı verip gitti. Alayım ben şunu. Onu babacığa veriyorsun. Cebe atmak yok. He. Tabii babacığa. Sen şimdi otur anneşkocuğum. Masaja devam. Yapacağım bak. Masaja devam. Hadi, bak şimdi hadi. Seni nasıl rahatlatacağım. Ortada. Ay şimdi. Zarfın hadi üzerine oturup iç etti bile. Şimdi dik duruyoruz. Dik. Şimdi bak. Resmen enerji patlaması yaratacağım sana. Evladım bak öyle değil, öyle değil bak. Vallahi yok. Güven bana, sal kendini. Sal. Zaten ailemle de tanıştırdım. Sizinle de en uygun şekilde tanışmayı çok arzu ediyorum. Beyefendi, ya gerçi isminizi de öğrenemedik bu arada ama... Cezmi. Yani Cezmi Bey. Cezmi Bey, müsaadenizle Bey'i atalım mı? Amca diyebilir miyim? Çok mersi. Şimdi Cezmi amcacığım, açık net söylüyorum. Erdem... Efendi, işinde başarılı, çok düzgün bir arkadaşımızdır. Öyle değil mi müdürüm? Müdürüm? Çok özür dilerim, dalmışım. Satranççıları düşünüyordum. Müdür bey... Ama biliyorsun Nurhan, ben bilmece çözülmeden konsantre olamıyorum. Neyse. Şimdi Cezmi amcacığım bak açık net. Erdem kızınız Tuğba'yı çok seviyor. Sizden de bir şey saklamaya niyeti yoktu. Öyle değil mi oğlum? Nerelisin sen? Burhaniye Örenliyim efendim. Öyle mi? Asker arkadaşım var orada. Taner Güçler, otel müdürü. Tanırsın belki. Efendim ben epey zamandır gidemiyorum. Cezmi amcacığım annesi rahatsız ya, o yüzden gidemiyor. Aslında çok güzel bir sahil kasabasıdır ama. Tuğba bankosunda. Tuğbacığım, sakinleşmen için sen de bir kahve yaptım. Sağ ol abla. Kadın fenalaştı. İyi misin abla? Geç otur böyle. Oturttular kadını. Neyin var? Tansiyonum çıktı herhalde. Başım dönüyor. Yalnız kahveleri götürmem lazım içeriye. Tuğba sıkıntılı. Annenle oturuyorsun öyle mi? Evet efendim. Evet Cezmi amca, annesi biraz rahatsız da Erdem annesiyle ilgileniyor. Tuba elinde kahve tepsisiyle cam kapıyı açıp içeri girdi. Kadriye Hanım biraz rahatsızlanmıştı da kahveleri ben getirdim. Hoş geldin babacığım. Cezmi hala biraz tavırlı ama sakin. Kahvesini aldı. Teşekkür ederim. Şey gibi oldu bu da ya. Kız isteme gibi değil mi? Yavaş öyle demeyelim de hani onun küçük bir provası gibi diyelim biz. Tuba nereye gidiyorsun? Herhalde babanla birbirinize söyleyeceğiniz bazı şeyler vardır değil mi? Kızım senin bu adamda gönlün var mı? Tuba mavi gözlerini Erdem'e çevirip mahcupça kafa salladı. Evet baba. Niye o zaman doğru dürüst gelip anlatmıyorsun? Cezmi amcacığım o da olacaktı da işte gençler... Cesaret toplayamadılar bir türlü. Ama Erdem en yakın zamanda annesini de alıp size ziyarete gelecektir. Değil mi Erdem? Evet, tabii Cezmi Bey'in de müsaadeleri olursa. Usulünce adabımda olduktan sonra niye müsaade etmeyelim? Efendim kahvelerimizi soğutmayalım.
Herkesin yüzü güldü ve kahvelerine uzandılar. Tuğba ile Erdem bakışıp gülüşüyorlar. Meryem bavulları hazırlamış, mutfağın bahçeye açılan kapısında bavulların yanında bekliyor. Şükrü gene arkadan sinsice yaklaşıyor. Ben kimim seni bakalım nereye? Ay Şükrü, Allah aşkına ya. Ana, bir yapınca gene de bilemiyorlar. Sen nasıl bildin kız? Hay Allah, nasıl bildim ya? Meryem, bu ne böyle üstün başın, bavul, çanta? Bir yere mi gidiyorsun kız? Yok Şükrü, gitmiyorum. Gidiyoruz. Kovuldum. Ne diyorsun sen? Nereye kovulduk ya? Ne diyorsun sen? Ya sen bana demedin mi? Bu insanlara kahve yapma, ortalığı süpürme, sağlıkları için dedin ya. Ben de sağlıkları için yapmadım işte. İyisi onlar bana ısrar ettiler yap diye. Ben de onlara ısrar ettim yapamam diye. Onlar da bu zamana kadar yaptığın hizmetler için çok teşekkür ederiz dediler. Ve kapının önüne koyuverdiler. İşte bu. Allah Allah ya. Yaptığın plana göre zaman mı gerekiyordu, kovulman gerek miydi? Şükrü. Bu ne planı bu? Ne diyorsun sen? Hı? Meryem'im, ben bunu arayışsız sistemi düşündüm. He. Yok bir şey Meryem, hiçbir şey yok. Ben giderim, ayaklarına kapanırım, seni affettiririm. Hakikaten ya, yapar mısın bunu? Kızım karşında senin, senelerin yalakası duruyor ya. Anını hallederim bu mevzuyu ben. Ay, çok iyi ya, çok sevindim Şükrü. O zaman bana bağ verdikleri tazminatı da sen geri verirsin değil mi onlara bavulun içinde? Tazminat bavulun içinde mi? He. Bir bakayım bir şey bak. Hemen bavulu alıp masaya koydu. Tazminat bavulun içine konur mu? Gerçi hayatta hiç para vermeyi sevmem ama. Tabii. Yine de bu iş için vermek lazım. Bavulun içinde kalın bir merdane. Meryem, burada tazminat para falan yok. Sadece merdane var ya. İşte tazminat olarak bunu verdiler Şükrü. Yani senin gibi bir kocam olduğu için bana bir tek bu lazımmış. Ne demek ya? Ne ben anlamadım. Mevzu hiç anlamadım. Nedir? Anlat bana ne oluyor ki yani şimdi? Ha bir dakika, o zaman ben sana anlatayım mevzuyu. Ben şunu bir alayım, sana kafana vura vura anlatırım Şükrü. Sen para almak için mi? İşten çıkarttırıyorum seni. Yapma Meryem. Yapma Meryem. Bankada Erdem'le Tuğba süzüm süzüm oturuyorlar. Nurhancığım, her şey yoluna girdiğine göre söyler misin? Bu iki satranççı nasıl oluyor da aynı sayıda oyun kazanıyorlar ve hiç berabere kalmıyorlar? Sırası mı şimdi müdürüm, yeri mi? Hangi takımı tutuyorsun delikanlı? Beşiktaş. Yani o da Beşiktaş'tı baba. Ne yaptı bu hafta bizim rakipler? Ben pek bakamadım da. Galatasaray ile Fener mi? Evet. Maalesef ikisi de kazandı baba. Nasıl kazandılar ya? Berabere kalıp birer puan mı aldılar? Yok, ikisi de birbirleriyle oynamadılar. Başka takımlarla oynadılar. Ha tamam o zaman. Bir dakika. Aa bir dakika. Bilmeceyi çözdüm şu an. Ne diyorsun Nurhan? Evet müdürüm, şimdi iki satranççı 5 müsabaka yapmış. Her ikisi de aynı sayıda oyun kazanmış ama hiç berabere kalmamışlar değil mi? Evet. Her ikisi de demek ki başka rakiplerle karşılaşmışlar. Birbirleriyle oynasalar berabere kalmadan nasıl aynı sayıda oyun kazanırlardı? Kazanamazlardı. Evet, doğru söylüyorsun. Başkalarıyla oynadığı için aynı sayıda oyun kazanıyorlar, berabere kalmıyorlar. Süpersin Nurhan, buldun. Oh be, bunu da çözdük ya. Artık ben kalkayım, kusura bakmayın. Yeterince rahatsız ettim sizi. Ya amca, Cezm amcacığım, son bir şey daha rica edebilir miyim? Neymiş o? Gençler, hadi bakalım öpün babanızın elini. Şşt, bakın utanmaca sıkılmaca yok. Babanın elini öpmek hayırlı bir işe imza atmak demektir. Hadi kalkın öpün babanızın elini. Hadi Tuğba, hadi Erdem. Tuğba öptü önce. Öpeyim babacığım. Cezmi buruk. Nurhan'ın baba evi. Badriye mutfakta patates soyuyor. Suratı asık, içten içe dolmuş. Gördün değil mi çevreyi?
Nasıl böyle anlatıyordu, kasım kasım kasılıyordu. Havası basın kankacığım. Halleri vakitleri iyi ya. İnsanın gözünü sokmayı pek seviyor sonradan görmeler. Ya o resimleri birer birer böyle gözümüze soktu. Yani gideni de var, gidemeyeni de var, öyle değil mi? Ya size ne oluyor ya? Çevreyi niye çekiştiriyorsun? Ne yaptı kadın size? Ne yapsın canım? Her sene olduğu gibi gene bu sene kocasının adı Kapıcalar'a gitti. Öyle güzel bir yer ki böyle göl, yeşillik, ağaçlar falan. He, göz resimleri gösterecek ya. Gölün kenarında her ağacın altında, her taşın üzerinde fotoğraf çektirmiş. Kadın size ballandıra ballandıra anlattı. Siz de tabii kadına gıcık oldunuz. Olduk tabii canım. Niye olmayalım? Mesela geçenlerde ben barbekü yaktım. Kim ne yaptı ya? Allah, hani benim denizden tatlı gönderen kankam vardı ya. Necip Elbacı kardeşim. Onlar geldiler. Onlardan yaktım. Aman etler cızır cızır pişerken bir güzeldi. Onları önce fotoğraf çekip de göstereyim dedim mi ben? Göstermedin ama ağzından da düşürmüyorsun. Mahmutcuğum ama bir göreceksin. O göl, o yeşillik, o ağaçlar cennet gibi bir yerdi yani. Cennet gibi bir yer. Biliyorum. Hadi ya, nereden biliyorsun? Ya kocası Serhat geldi bizim önümüze böyle fotoğraf sergisi açtı ya. Abo, bunlar ailece sonradan görmeler vallahi billahi. Ama keşke bir gidebilseydik. Ya gidebilseydik ne iyi olurdu. Mehmet Rüyam'ın arabasının paspaslarını silkeliyor. 20'lerinin sonlarında uzun boylu, sakallı, açık kumral bir genç. Hüsnü bahçeye inen merdivenlerde kilosundan devrilecek gibi koştura koştura geliyor. Olmaz ya! Vallahi olmaz ya! Bu Meryem çok vicdansız ya! Hayırdır Şükrü abi, ne oldu? Ya börek yapmış, buram buram kokuyor. İstedim vermiyor, insanın canı çekiyor ya! Abi ama kadınlar yeni pişirdikleri şeye dokundurtmazlar. Bir de bana tutmuş ne diye biliyor musun? Eğer diyor börekten alırsan diyor senin kafanı kırarım. Meydan Şükrü diyor. Kırsın ya. Bir tane alsaydım kırsın değer vallahi ya. Olacak iş değil ya. Mehmet işine devam etti. Junior Kemal geldi elinde bir sigara böreği. O ne lan? Börek baba. Anan da habersiz tepsiden mi açırdın? Yo, annem verdi. Bir parça bırakmadan hepsini yiyeceksin dedi. Eğer zorlanıyorsan ben yiyebilirim ciğer. Ya yuh Şükrü abi, çocuğun böreğini mi alacaksın? Araya girme Mehmet. Araya girme, işine bak Mehmet. Olmaz baba. Benim de canım çekiyor. Soğumasını bekliyorum. Tamam oğlum işte, sıcak tarafını ben yiyeyim, soğuk tarafını sen ye ciğer. Olmaz baba. Demek sana vereceğim haberle pek ilgilenmiyorsun, duymak istemiyorsun öyle mi? Ne haberi baba? Şu her gün oynadığın yuvarlak bir şey var ya, onunla ilgili bir haber. Yoksa kaybolan topumu mu buldun baba, orijinal? Belki onun yerini biliyor olabilirim Cinyer. Söylesene baba. Ama karşılıksız olmaz, prensibim de. Şükrü abi, kendi oğlundan da mı başlayacaksın? Oğlum bir araya girme dedim ya. Bir araya girme dedim ya. Allah Allah. Tamam baba, söylersen sana böreğimi vereceğim. Gerçi az olacak ama ne yapalım? Seni tanıyoruz, tanıdık birisin. Yabancı değilsin, ayağın alışsın maksat, biliyor musun? Böreği aldı. Nerede baba, söyle. Ağırda, samanlığın altında cinyer. Şükrü abi, yaptığın iş mi ya? Çocuğun böreğini aldın. Vallahi doğru söylüyorum. Vicdan azabı çektim ha. Hata ettim, çok hata ettim. Keşke bir börek daha isteseydim diyeyim. Afiyetle yiyor. Burhan evden çıkmaya hazırlanıyor. Montunu giydi, eğilip ayakkabılarını aldı. İçeriği dinliyor. Ya Badire, ne diyorum biliyor musun? Biz de gidelim şu kaplıcaya. Ne diyorsun Mahmut? Paramız mı var? Mahmut Bey, orası öyle ucuz bir yer değil ki. Olmasın, ne olacak? İstesek biz de gideriz. Nasıl gideriz Mahmutçum? Evi zor döndürüyoruz. Ya geçen gün kahvede Sabri söyledi ya. Bu yeni alışveriş merkezi açılmış ya. Orada bir gece bekçisi lazımmış. Yani gece bekçisi canım. Zor bir iş değil ki. Yani ya oturacaksın ya iki tur atıp bekleyeceksin işte. Mahmut Bey, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin oradan alacağın üç kuruş parayla tatil parası çıkmaz, birikmez. Ya canım, tezgahı da açarım. Tezgahı da açarım, oradan da alırım. İkisini üst üste koyduk mu, gideriz. Yani senin hastane paran çıkar Mahmut. Gündüz tezgah açacaksın, gece gideceksin, sabaha kadar nöbet tutacaksın. Nasıl dayanacaksın buna canım? Ya topu topu iki ay ya. Tatil parası çıkana kadar. Kankam doğru söylüyor. Sen zaten hazırsın Mahmut Bey. Otur, oturduğun yerde. Otur.
Hayır, ben rahatım efendim. Hiçbir şeyim yok. Hem de dinlendim. Tezgahı açarım. Top gibiyim ya. Olmaz Mahmut. Geçen gün kapının önünde iki merdiven çıkıyordun. Başın döndü, az daha düşüyordun. Sen böyle iki işte falan çalışamazsın. Ah kankacığım ah. Bizim şu yemek verdiğimiz dükkanda devam etseydi ne kadar iyi olacaktı deme. Ya belki o zaman tatil için para da biriktirirdik. Ya yaparım ben ya, çalışırım ya. İstersen sana doktordan sağlam raporu getireyim. İyi olur Mahmutçum. Hem gitmişken dizlerini de göster. Biliyorsun hep ağrıyor dizlerin. Kanka bir şey söyleyeceğim size. Ya sizin karım kadar zengin dünürleriniz yok mu? Sakın, sakın öyle bir şey söyleme Fatma. Fatma Hanım sen ne diyorsun ya? Yani dünürler zengin diye biz tatil parası mı isteyeceğiz dünürden? Olmaz öyle şey. Tatil matil yapmıyoruz. Oturuyoruz evde. Ya en iyisi siz bu Cevriye Hanım'a bir daha gitmeyin. Kadın tatilden bahsediyor, sizin de canınız çekiyor ya. Bak çıkarız balkona. Güzel çayımızı demleriz, pastamızı böreğimizi yaparız. O işte bizim için tatil de bu. Burhan buruklaştı. Kimselere görünmeden çıkıyor. Villanın beyaz çardaklı kocaman bahçesi. Biricik evde üzerinde pembe kadife pijamalarıyla saçı başı dağınık bir halde. Eline bir sandviç almış, ısıra ısıra salona geldi. Biricik? Hayatım sen yine mi bir şeyler yiyorsun? Canım bir şeyler atıştırmak istedim. Evladım sen mutfağa giderken de bir şeyler atıştırıyordun ama. Anne mutfağa giderken o yediğim bitmişti. Mutfağa vardım da yeni bir şeyler yaptırdım. Ay niye durmadan böyle uyduruk şeyler yiyip duruyorsun? Yok Meryem abla sosis kızartıyor. Şimdi onu bekleyene kadar bunu yiyorum. Evladım yani buradan görünen resim hiç hoş değil. Ne mi var senin? Bir şeyim yok. Ay, hadi oradan Biricik. Ya seni ne zaman görsek bir şeyler tıkınıyorsun. Ya siz benim lokmalarımı mı sayıyorsunuz canım Allah Allah? Bu ne mümkün hayatım? Senin lokmalarını saymak için bir sayaca ihtiyacımız var. Evladım senin bir sorunun olduğunu yani bu kanepe bile farkında. Söyler misin ne var? Yok bir şeyim anneciğim. Evladım bak insanlar bir stres altındayken kendilerini böyle yemeğe verirler. Ne oldu sana nedir sorun? Evet söyle nedir sorunun? Anlat bize. Evet, bir sorun var. O da Nurhan. Ne oldu Nurhancığıma? Galiba beni eskisi kadar sevmiyor. Hadi canım. Abi şu tarafta var. Burada mı? Ha. Cam siliyor. Oldu mu? İyice, iyice. He. Güzel. Altta da iyi günler. Nurhan Süleymanoğlu. Burada mı oturuyor acaba? He, burada oturuyor da şu anda burada yok. Peki. Şunu size versem kendisine ulaştırabilir misiniz? Ya ulaştırırım efendim. Bir imza rica edeyim. Nereye? Şuraya. Aman yanlış bir yere atmayalım da. Teşekkür ederim. Buyurun. Tekrar iyi günler. İyi günler. Sağ olun. Bu ne ki lan? Neymiş o Şükrü abi? Ne bileyim dışkaymış. Açmasana abi belki özel bir şeydir. Ben açmayayım değil mi? Açma abi. O zaman sen aç. Ben de açmayayım Şükrü abi. Aç lan. Açıyorum. Gel. Bak ben açmamış oldum. Özel bir şeyi ben açmamış oldum. Aç aç çabuk aç. Aa neymiş? Trafik cezası. Nurhan'ın küçük kırmızı aracı ceza almış. Trafik cezası yemiş lan. Ya çok hız yapmış abi. Kameralara yakalanmış. Allah aşkına o arabayla ne kadar hız yapabilir ya. Nurhan'ın yanında yüzü görünmeyen bir sarışın. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Fotoğrafı veriyor mu Mehmet? Görüyorum abi. Nurhan abi var. Yanında da sarışın bir kız. Başka bir şey görünmüyor Mehmet. Sen ne görüyorsun Şükrü abi? Ben burada para görüyorum Mehmet. Çok yüksek miktarda para görüyorum Mehmet. Evladım, Nurhancığım belki seni eskisinden bile daha fazla seviyor. Evet Biricik. Bak doğruyu söylemek gerekirse yani çoğunlukla Nurhan'la dalga geçiyorum. Hatta birçok konuda da önünde duruyorum haklı olarak tabii. Ama bu konuda Nurhan'a katiyen laf söyletmem yani yanılıyorsun. Ya Mahmut Kemal doğduğumdan beri benimle hiç ilgilenmiyor. Ya neredeyse yüzüme bile bakmıyor. Ay Nurhan'cığımın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum ben. Anneciğim ben
hissettiklerimi değil, yaşadıklarımı söylüyorum. Ay ne yaşıyorsun acaba? Mesela geçen gün işten geldi. Geçmiş, biricik yatak odasında Mahmut Kemal'in yıkanmış kıyafetlerini katlıyor. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin misin? Hoş geldin mi canım baba? Ne güzel hemen anladım babanın geldiğini oğlum benim. Ne yapayım benim güzel paşam? He? Hayatım nasıl geçti günün? İyi. Şişt, bana bak oğlum. Hiç bakmıyor. Ne yapıyorsun sen bakayım? Özledin mi babayı? Baba seni çok özledi lan. He? Hayatım bugün çok güzel uyudu. Ben de biraz kitap okuma şansı buldum. Şişt, bana bak. Hoppacık yapsın baba seni. Hoppacık yapsın baba. Hoppacık yapsın seni baba ya. Nurhan, sana da tavsiye ederim o kitabı. İyi, güzel. Şişt, bana bak. Bana bak lütfen. Oğlum sen ağırlaştın mı ya? Ha? Ha? Sen ağırlaştın mı? Sütleri içiyor musun? Lıkır lıkır sütleri içiyor da biliyor musun benim oğlum ya? Şey, Nurhancığım beni dinliyorsun değil mi canım? Bana, ya sen babayı tanıyor musun oğlum? Ha? Sen babayı tanıyor musun? Ne biçim nereye bakıyorsun? Baba burada oğlum, baba burada. Nereye bakıyorsun sen ya? Nurhan, bugün merdivenlerden aşağıya düştüm. Kafam yarıldı. Dikiş attılar canım. Çok iyi, çok iyi. Bana senin var ya gülüşüne. Ben kurban olurum gülüşüne. Kurban olurum ya. Nurhan böyle ata bindim, dört nala koştum kırlara doğru tıkı 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 diye. Tıkı 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 yapalım mı oğlumla? Biz gezelim mi biraz? Gidelim mi tıkı 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 yapalım mı? Hadi atla bakayım babaya. Hadi benim kurban ol da. Nurhan oğlunu omzuna alıp çıkarken biricik şokta. Ana döndük. Aa, ay gerçekten ata bindim falan mı dedin? Daha neler söyledim. Bunlar ilk aklıma gelenler. Ama yok, onu da farkında değil. Sarp'ın lüks jipi villanın bahçesine girdi. Şükrü hemen seyirtti jipin yanına. Kapısını açtı, haber vermek için sabırsız. Hoş geldiniz bahşişlerin efendisi. Hoş bulduk Şükrü, hoş bulduk. Ne var ne yok? Benzin kapağını aç. Benzin kapağı nedir ya? Niye açıyorum ki? Benim haber normal mi olsun, süperim olsun. Ne diyorsun ya? Süper nedir, normal nedir? Benzin istasyonu mu burası? Efendim şimdi eğer yani normal bir haber alırsanız bir yere kadar yani ortalığı biraz karıştırırsınız. Ama süper haber alırsanız ortalığı mahvedersiniz. Ha, demek villada bazı olaylar dönüyor ha? İyi tamam, süper olsun. Benim yalnız o süper haberin parası da süper alayım. Sen önce bir haberi ver Şükrü, ondan sonra bakarız. Benim yalnız şöyle yani böyle ucundan azıcık koklatacak mısınız yoksa fulleyeyim mi? Şükrü, bak sinirlerimi fullemeye başladın, haberin olsun ha. Yani şundan dolayı diyorum efendim, şimdi diyelim ki normal azalırsanız hani bir yere kadar gidersiniz, ortada kalırsınız. Ama fullerseniz olayın sonuna kadar gidersiniz. Nurhan'ı mahvedersiniz efendim. Nurhan mı? Demek haber Nurhan'la ilgili. Süper haber diyorum, süper. Ha, belli ki büyük bir habere benziyor. Tamam, fulle, süper olsun fulle. Efendim nakit mi edeceksiniz yoksa karttan çekeyim mi? Ne o Şükrü? Yine post makinesi mi getirdin yanında? Efendim kartla ödeyecekseniz karta şifresiyle beraber el koyacağım. Çüş Şükrü. Çüş Şükrü, çüş. Sen benim kartımın limitinin ne kadar olduğunu biliyor musun? Biraz sonra öğreneceğim inşallah. O ne demekmiş Şükrü? Belli ki senin açgözlülüğünün bir limiti de yok ya. Tamam tamam. Nakit olsun. Cüzdanı çıkardı. Bir hayvanın dönüştüğü en güzel şekil bu işte efendim. Hayvan mı? Ne hayvanı ya? Hayvan nedir? Efendim şimdi cüzdanınız deri ya. Hani bu şeklini çok seviyorum. Bir de efendim sofrada kebap halini çok seviyorum. Uzatma Şükrü, uzatma. Sende belli ki iyi bir haber var. O yüzden hiç pazarlık yapmadan sıkı bir bahşiş vereceğim sana. Efendim yalnız sizden bir ricam olacak. Şu parayı ağır çekimde verir misiniz lütfen? Ağır çekim mi? Ağır çekim nedir ya? Hani filmlerde falan oluyor ya efendim. En heyecanlı yerinde ağır çekim yapıyorlar. Çok güzel oluyor, çok seviyorum. Of, işi sulandırma Şükrü ya. Lütfen, ne olur efendim ağır çekim yapın. Çok seviyorum ya. İyi, tamam, tamam. Görmemişlik abidesi Sarp, BMW markasından bir kolye yaptırmış kendine. Ağır çekim. Cüzdanını açtı. Şükrü zevkten dört köşe olmuş, adeta kendinden geçecek. Ağır çekimde ağzı açık bekliyor. Sarp cüzdandan 200 lira çıkardı. Şükrü
Şükrü alıp sakal yaptı ama yetmez gibi bakıyor. Sarp 2 adet 200'lük daha çıkardı. Haydi Şükrü. Ver şu haberi Şükrü. Eğer iyi bir haber değilse seni Fizan'a kadar kovalarım, haberin olsun ha. Benim haber süper. Çıkardı ceza kağıdını. Bir de belgeli. Buyurun. Bu nedir ya Şükrü? Nurhan'ın trafik cezası. Bana haber diye bunu mu veriyorsun Şükrü? Efendim lütfen bağırmadan önce lütfen bir fotoya bir bakın lütfen ya. Foto mu? Anam! Anam! Nurhan'a bak! Arabasına sarışın bir kız almış, saçlarını okşuyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi adam neymiş? Görüyorsun değil mi? Bu ne ya? Nurhan ne yapmışsın sen oradan? E artık Nurhan cezasını siz kesersiniz Sarp Bey. Nurhan! Nurhan ne yapıyorsun burada? Nurhan şuna baksana ya! Görüyorsun değil mi fotoğrafı? Vay vay vay. Bak görüyor musun? Nasıl da mutlu. Evladım bütün gün yavrusunu özlüyor tabii. İşten gelince de onun yanına koşuyor. E peki hiç beni özlemiyor mu anneciğim? Şimdi bak Biricik. Yani biraz senin de suçun var hayatım. Yani şöyle bakıyorum haline saçın başın darmadağınık. E şu böyle eşofmanı falan hiç üstünden çıkarması diye kalmış üstünde. Biraz bak kendine şıkır pıkır ol yani. Onu da yapmadın mı sanıyorsun? Geçmiş. Nurhan yatağa oturmuş, kucağında oğlu. Hadi oğlum. Biricik odaya girdi. Önce ayaklarını gördük, topuklu ayakkabı giymiş. İnce bacaklarından yükselen görüntüde, üzerinde gül kurusu renginde dar şık bir elbiseyle bulduk onu. Saçlarını topuz yapmış, çok bakımlı, şık. Hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Mahmut Kemal'in gazını çıkartmaya çalışıyorum. Günün nasıl geçti canım? Aynı. Hadi oğlum ya. Vallahi elim yandı ha. Sırtın tutuşacak. Hadi çıkart şu gazını oğlum. Hayatım ne diyorum biliyor musun? Ben seni çok özledim. Şöyle baş başa biraz vakit geçirsek mi? Şahanesin. Harikasın. Aferin benim oğluma, sonunda çıkarttın gazını. Aferin sana. Hadi bakalım babacığım sana ödül olarak seni nereye getirecek? Bahçeye götürecek başacığım. Hadi bakalım. Babacık, babacık. Anne sağ olsun. Bakayım kapıyı. Heh. Aferin. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Kapa. Kapa ya. Gel diyorum. Aferin benim oğluma. Biricik arkasından acaba bir sorun mu var diye duru yüzüne, şık üstü başına baktı. Ama bir sorun yok. Şaşkınlıkla doğrulup etrafına baktı. Ana döndük. Hani anlayacağınız, aklıma gelen her şeyi denedim. Ama yok. Eskisi gibi benimle ilgilenmiyor. Nurhan'ı görüyorsun değil mi? Hem yollarda hem özel hayatında da bayağı hızlıymış ha. Yani şimdi biz Nurhan'ın kaçamak yaptığından emin miyiz Şükrü ya? Görmüyor musunuz efendim? Hanımın saçlarını okşuyor. Ya iyi de Nurhan bu Şükrü. İnsan inanamıyor yani. Ha belki de şimdi kız bir kaza geçirmiştir. Böyle başının arkasında bir kanama vardır. O yüzden Nurhan arabayı almıştır. Böyle kafasının arkasına tampon yapıyordur ha. He. Belki de beyin ameliyatı yapıyordur. Ya ne alakası var ya? Hep Nurhan hayırlı şeyler yapacak diye. Bak işte kadının saçlarını okşuyor ya. Doğru diyorsun Şükrü. Zaten öyle bir durum olsa Nurhan bu kadar rahat görünmez değil mi? Baksana. Baksana Allah aşkına. Piş piş kelle gibi nasıl sırıtıyor Allah aşkına. Doğru diyorsun. Gerçekten de doğru diyorsun. Nurhan bu sefer kaçamak yapıyor galiba. Nurhan'ı ebeledik herhalde Şükrü. O zaman ne duruyorsun? Git villayı ayağa kaldır. Daha turaları zar. Hadi zar. Koş zar. Koşsana zar. Koşuyorum Şükrü, koşuyorum. Hadi canım benim. Git villayı ayağa kaldır zar. Taş üstünde taş koyma. Analar ne evlatlar doğuruyormuş. Göster onlara. Zar. Koş. Hamilelikte çok kilo aldım. Doğum sonrası da o kiloları veremedim. Mahmut Kemal'le ilgilenmekten kendimle ilgilenemiyorum. Ya, acaba Nurhan benden soğumuş mudur? Ay işte şimdi abarttım boncuğum yani. Ama anneciğim olabilir ya. Nurhan beni çekici bulmuyordur. Ay yani Biricik, Nurhan'ın deyimiyle yok artık yani.
Ayrıca sen hala çok güzelsin hayatım. Ve Nurhan da böyle düşünüyor. Ben eminim yani. Ah. Sarp girdi. Acaba? Acaba mı? Acaba nedir? Değil mi? Yani ben normalde şimdi Nurhan'ın arabasında bir sarışın kızla görsem, öyle saçını okşarken falan asla yanlış anlamam. Neden bahsediyorsun sen Sarp? Ne demek arabasına sarışın kadınlar, saçını okşamalar falan? Nedir bu? Evet aşkım. Ne oldu? Sen bir şey mi gördün? Trafik cezası. Trafik cezası. Nurhan'ın trafik cezası. Şükrü verdi. Bak. Bak. Biricik'e gösterdi. İnanmıyorum. Nurhan'ın yanında sarışın bir kadın ve onun saçını okşuyor. Ne? Bak. Rüyama verdi. İnanmıyorum. Nurhan'ın arabasında sarışın bir kadın var ve saçını okşuyor. Evet. Anne. Serpil'e koştu. Bak. Ve? Resmen arabanın içinde sarışın bir kadın ve... İşte gerisini biliyorsunuz. Ama ben demiştim. Bak Nurhan beni çekici bulmuyor demiştim size. Gördünüz mü işte? Hemen öyle düşünme yavrucuğum. Elbet Nurhan'ın bir açıklaması vardır. Tabii tabii canım. Yani ben gözümle görmeden inanmam. Ah. Biraz evvel de gözümle gördüm. Demek ki inanmam da lazım. Değil mi? Tamam. Her ne kadar benden soğuduğunu düşünsem de Nurhan'ın yanlış bir şey yapacağını sanmıyorum ama... Yok yok Biricik'ciğim yok. O aslında şöyle olmuştur. Şimdi Nurhan'ın arabası böyle külüstür bir araba ya. Onun kesin emniyet kemeri falan çalışmıyordur. Ani frende de kız öne fırlamasın falan diye saçından tutmuştur onun. Ha, çok mantıklı. Mantıklı mı? Ha. Şükrü de az önce beyin ameliyatı yapıyor demişti. O daha mantıklı gelir herhalde sana değil mi canım? Yok. Senin söylediğin daha mantıklı. Meryem! Meryem! Allah! Kemal babam geliyor. Asıl babam bu fotoğrafı görünce nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. Sakın! Babama kimse bundan bahsetmesin. Ben Nurhan'la konuşana kadar kimse bundan babama bahsetmeyecek, tamam mı? Hem ayrıca bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Yani şimdi bir de babamın öfkesiyle uğraşmak falan istemiyorum. Cezayı Sarp'tan aldı, koltuğa geçip Clint'in arkasına sakladı. Doğru doğru. Biricik'e katılıyorum. Babama bu fotoğraftan bahsetmeyelim. Babama bu arabadaki sarışın kızla sarmaş dolaş halinden bu fotoğraftan kesinlikle bahsetmeyelim. Görürse mahvolur, çok sinirlenir. O kadar çok bağırdı ki... Ne fotoğrafıymış bu, ne diyorsun Sarp? Babacığım siz ne zaman geldiniz? Neymiş o benim görmemi istemediğiniz resim? Nurhan'ın eli kimin saçındaymış? Suratlar gergin, kimse konuşamıyor. Bir kafe. Burhan yanında Ceyda, Filiz ve Hakan'la masada canı sıkkın oturuyor. Şişt. Hadi ya tamam. Kıyamam ya. Kim bilir ne kadar çok üzülmüşlerdir değil mi? Ya 10 yıldır falan tatil yaptıkları da yok. En son benim için tatil yapmışlardı. O da hani eğlenceden çok çileye dönmüştü. Ya keşke bir şeyler yapabilsek, onları tatile gönderebilsek. Ne yapacağız Filiz yani? Onlardan aldığımız parayı onlara mı vereceğiz? Ya öyle değil tabii canım. Ya aslında bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Mesela? Babam çalışamadığı için bizim o kamyonet var ya. Yani orada boş boş yatıyor. Burhan ne yapacağız yani? O kamyonetle mi annenleri kaplıcalara göndereceğiz? Ay Hakan bırak da bir lafını bitirsin. Sen devam et. Ya diyorum ki şimdi benim babamın cebine gizlice koyduğum paralar vardı ya. Evet. O bende duruyor. Şimdi biz de üzerine biraz bir şeyler katarsak, cebimizdekini koyarsak ya iyi bir sermaye oluştururuz. Tamam, o sermayeyle ben de büyük bir kupon oynarım, altı diye tuttururum. Ay Hakan. Ya hayır, hale gideceğiz, sebze meyve alacağız ya. İyi de baban rahatsız değil mi? Burhan çalışmıyor. Ya tamam, babam değil, biz çalışacağız. Hem iyi çalışırsak fena para da kazanılmıyor yani. Ya tamam da şimdi peki biz bunu başarabilir miyiz dersin? Vallahi göreceğiz. Hadi. Kalkıyorlar. Hadi ya yapalım. Evin salonunda herkes suspus olmuş. Kemal'in vereceği tepkiyi bekliyor. Kemal'in elinde trafik cezası. Kemal.
Meryem Hanım, rica ediyorum. Nurhancığımla konuşmadan hemen yüklenme ona, olur mu? Evet babacığım, ne olur. Şimdi Nurhan'ın üstüne çok gitme, olur mu? Evet babacığım, bence Biricik de annem haklı. Önce bir Nurhan'ı dinleyelim. Nurhan'ı dinledikten sonra hep birlikte dalarız. Sarp, ya sen ne söylüyorsun? Ya Biricik, ya en azından adil bir şey söylüyor Sarpişkom. Nurhan'a söz hakkı veriyor. Gerçi ben olsam Sarpişkom'un gözlerine oyuverirdim ama... benim aşkım asla böyle bir şey yapmaz. Ya uşaklar, boşuna konuşuyorsunuz ya. Şimdi bu uşak öyle bir şey yapmaz yani. Dikkat edin, bahsettiğiniz insan Nurhan yani, düzgün bir uşak. Ay bravo Kemal'im, yani çok sağduyulu konuştun. Ya şimdi bakın, belki de Nurhan bu fotoğrafı açıkladıktan sonra... aferin sana Nurhan, iyi ki böyle bir şey yapmışsın da diyebiliriz. Onun için sakince bekleyelim, gelsin açıklasın. Herkes rahatladı, derin bir nefes aldı. Sarp hariç. Kim zancılıyordun? Saçından tutmuş. Boğazda gezinen bir balıkçı teknesi. Hakanlar Burhanların evinin dışında bekliyorlar. Ya bence Mahmut amca kamyon almamıza izin vermeyecek. Vallahi ben de ondan korkuyorum, ne yalan söyleyeyim. Ya adam diyecek ki sizin sebzeyle ne işiniz var? Gidin okulunuzu okuyun falan diyecek yani. Ya iyi de biz sebze satacağız demeyeceğiz ki. Çekim için isteyeceğiz. Geçen sefer de istemiştik. Ya yalnız tatil için parayı denkleştirirsek o kadar sevinecekler ki. Ya evet ya, doğru söylüyorsun. Hakan'cığım senin belin mi ağrıyor? Ağrıyor tabii. Onlar o kadar ağır ki. Sebzeler. Ay Hakan, taksinin bagajına 5 adım yürüdün alt tarafı. Arkadaşlar. Ne oldu hayatım? Ya baştan çuvalladık ya. Ne oldu? Babam arabayı bir akrabaya vermiş. Eşya mı taşıyacakmış neymiş ya? Heh, al işte. Çuvallarla kaldık yolun ortasında. Ne yapacağız? Vallahi bir şey yapacağız Hakan. Aldık malları. Bir şekilde halledeceğiz. Ya hadi yüklen hadi. Vallahi benim abi. Ya hadi be. Allah Allah, hadi. Patlayacağım ben de. Filiz'cim bu seferlik sen taşımak ister misin? Ay taşırım Hakan'cığım. Hadi. Almamızdan bunlar. Hadi al taşı bakalım. Patatesi düşürün. Hadi. Ya onu taşıyacağı işten ne olabilir ki zaten? Hadi. Nereye oğlum, bu tarafa gideceğiz. Ya yok, bu taraftan aşağıdan ya. Dur şunu da ben alayım bari. Bu taraftan mı gidiyorsun? Ya Filiz, yürür müsün biraz? Hadi durun. Mila'nın havuzlu bahçesiyle açıldı görüntü, sonra salona geçti. Nurhan elinde ceza kağıdıyla koltukta Biricik'in yanında oturuyor. O gayet normal ve sakin, kağıdı açarken salonda herkes çok gergin. Ay hakikaten çok kötü olmuş bu. Nasıl kötü olmuş? İnkar etmediğine göre... İtiraf ediyorsun, kabul ediyorsun yaptığını yani. Evet Sarp, yaptım yani. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım ama bir anlık zaaf işte. Yaptım. Yaptın mı? Nurhan. Biricik ayağa kalktı. Biz sana bu kadar güvenirken bir de şimdi sen yaptın mı diyorsun? Aşkım, belgesi elimde zaten. Yani yapmadım demenin ne alemi var? İnanmıyorum ya. Nurhan, utanmadan nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun ya? Yani Rüya mı? Utanmaz olur muyum? Tabii ki utanıyorum ya. Ben sebebi ne olursa olsun. Asla hız yapmamalıydım yani. O yüzden de bu cezayı sonuna kadar hak ettim. Evlat, sen şimdi trafik cezasından mı bahsediyorsun? Evet. Bir dakika ya, siz neden bahsediyorsunuz? Ya Nurhan, ya görmüyor musun, o fotoğrafta arabana sarışın bir kadını almışsın. Üstelik de böyle saçlarını okşuyorsun. Nasıl? Nurhan fotoğrafa baktı. Aa, ben cezayı okurken bunu hiç görmemişim, fark etmemişim. Nurhan kim o kız? Nurhan duraksadı. Biricik, sanırım ben bunu sana söyleyemeyeceğim. Evladım, arabanda sarışın bir kız var. Zaten saçını okşuyorsun. Yani bu kızın kim olduğunu söyleyemem mi diyorsun yani? Evet anneciğim, söylemeyeceğim. Bu ne demek ya? İş mi bu? İş mi bu Nurhan? İtiraf et çabuk. Diyorum, itiraf edecek bir şey yok. Nurhan bak, yanlış bir şey mi yaptın? Bir dakika. Nurhan,
Evladım bak, sana bir soru soracağım, tamam mı? Sen onun cevabını bana doğru ver, gerisi mühim değil. Buyur baba. Sen şimdi bu arabadaki sarışın bayanla yanlış bir şey var mı bu olayda? Evet baba var. Nurhan, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne diyecek bilecek. İşte kızla yanlış bir şey yaptığını söylüyor resmen. Evet Rüyam, yaptık. Yaptın mı? Ben... ve bu kız yanlış bir şeyler yapıyorduk baba. Nurhan, ilgisizliğine katlanabilirim ama bunu senden beklemezdim. Biricik, açıklayabilirim. Ne demek Biricik ya? Biricik, ne demek Biricik? Kızı da perişan ettin. Bana bak, sakın bizim hakkımızda konuşma, tamam mı? Bak seni uyarıyorum, sakın. Nurhancığım, yani sen bizim bütün güvenimizi mahvettin evladım. Ya ne güveni Serpil, ne desin ya? Baksana, yüzümüze baka baka saman altından su yürütüymüş. Ya bana bakın, ben şu anda bu durumu size açıklayamam. Bir an önce gidip Biricik'le konuşmam lazım. Bir kere sen bir daha Biricik'in adını sakın ağzına alma. Rüyam bak, bu dünyada hiç kimse... ama hiç kimse Biricik'in adını anmama engel olamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Ulan sen benim kızımın adını nasıl ağzına alırsın? Ay, lan, yani. Baba yapma baba. Baba, müsaadenizle ben gidip bir an önce Biricik'le konuşmak istiyorum. Benimle her ne hesabınız varsa sonra görürsünüz. Müsaadenizle. Şuna baba. Kızımdan uzak dur, Allah, tamam mı? Kızımdan uzak dur. Kemal'im bence de. Sakin ol babiş kocuğum. Bak bir şey olacak vallahi, kalbim. Tamam sakin tamam. Ulan. Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu sana? Burhan ve arkadaşları satmak için aldıkları ama ellerinde patlayan sebze poşetlerini yüklenmiş yürüyorlar. Yorgunluk baş göstermiş bile. Ya mızmızlanmayın hadi ya, hadi. Mızmızlanmayın diyor ya, yani. Burhan. He? Allah aşkına tamam, şurada bir yerde duralım artık. Ne olur ya, kollarımız koptu. Ya hayatım, her yerde durulmuyor ki yani. Manavlar bozuk atıyor. Bozuk mu atıyor? Son manav neredeyse kafa atıyordu be. Tamam hadi buraya kuralım. Ne manav var ne seyyar. Hadi lütfen. Hadi. İyi tamam. Buraya kuralım biz o zaman tezgahı. Tamam hadi buraya kuralım tezgahı. Hadi. Getir. Tezgah mı? He. Allah aşkına nahlin o torbalardan başka elimizde ne var Burhan ya? Ya hayatım böyle yaptı. Bak böyle. Yere koyduğu poşetin ağzını açtı. Böyle yapınca al sana tezgah oluyor ya. Tezgah. Yani şimdi bunları burada yapalım. Sonra bitince çuvallardan takviye ederiz. Şimdi ne yapacağız? Efendim sen hiç pazara gitmedin mi ya? Bunları böyle açtık, şimdi bağıracağız. Tamam hadi o zaman. Bağırın. Bağırsın be. Hadi. Vallahi o konuyu da benden yardım beklemeyin. Ben bağıramam. Vallahi bana hiç bakmayın. Bana da bakmayın. Şimdi benim sesim o kadar kötü ki bir bağırırım ya, alacak adam da kaçar yani. Ya Hakan ben mi bağırayım yani şimdi? Hadi Burhan, hadi, hadi. Hadi Burhan. Hemen. Domates. Ya Burhan, hani bizde domates abi? Göstersene bana. Vallahi ne bileyim, o bir yerden aklımda kalmış işte. Patates. Domates. Biber. Patates. Elma var, buyurun, elma. Buyurun. Biberler var, çok patates. Buyurun. Portakalım var. Başlıyor, portakal var ablacığım. Gel. Patatesim var. Kimse de gelmedi. Kemal salonda elleri ceplerinde ileri geri yürüyüp volta atıyor. Ay Kemal'im sakin ol, biraz tansiyonun çıkacak. Ya ne sakinliği ne tansiyonu Serpil. Vallahi kızımla torun olmasaydı ben çok da dalmıştım o odaya. Yok baba, bu doğru olmaz. Dışarı çıksın sonra dalarsınız. Yani ben size saygımdan ötürü önceliği size veriyorum. Yoksa ben çoktan dalmıştım yani.
Sakin ol aşkım, sakin ol. Ay zavallı biricik ya. Keşke o da benim kadar şanslı olsaydı. Ben çünkü Sarpişkom asla böyle bir şey yapmaz. Ay Nurhancığımın böyle bir şey yapacağı kimin aklına gelir ki? Gençler duvara oturmuş bekliyor ama hiç satış yapamamışlar. Domates. Ya Burhan domates diyorsun hala ya. Domates yok bizde. Zaten alamadım. Patatesi çok sattık dedi. Satamadık diyeceğiz. Ya hayat neyi? Satıyor musunuz? Yok satmıyoruz. Biz burada sanatsal faaliyet yapıyoruz. İlk kişisel sergimizi açtık. Hakan. Şşt Hakan ya. Evet ablacığım satıyoruz. Ne kadar soğan? 3 lira. 2 lira. 2 lira. 3 kilo ver bakayım. Hemen. Hakan'cığım hemen şey yapalım. Burhan tartsana 3 kilo. Vereyim tabii Filiz'i vermesine de şöyle göz kararı tartabilen varsa buyursun. Bizde terazi yok. Ayol siz nasıl satıcısınız? Terazi olmadan satışa çıkılır mı? Biz şey bu işe daha yeni başladık da efendim o yüzden. Bak ablacığım ben şimdi elimle tartıyorum. Heh, bak bu 1 kilo tamam mı? Şimdi ben burada 3 tane koyunca 3 kilo olacak. Ay kalsın istemem. 2 kilo oldu biraz daha koyacağım. O bir dakika 2 tane daha. Burhan. Ya çocuk ne güzel tartıyordu. Burhan in aşağı. Aman ya Allah aşkına ya. Terazisi bizim gibi sebze satan kaç insan var ya? Ya ne bileyim hayatım işte alelacele böyle birden çıkınca kamyonette kaldı. Yok ki hiçbir şey. Ne ha. Güzel tartıyordu adam ya. Ne yapacağız şimdi? Bileyim ben ya. Anam, zabıta geliyor. Kaç. Zabıta geliyor. Kaç. Kaçın. Hadi. Her şeyi arkalarında bıraktılar, kaçıyorlar. Salonda Sarp'la Rüyam el eleler. Kemal herkesi endişelendiriyor. Babacığım, yani volta atarak bütün enerjinizi harcıyorsunuz. Şimdi birazdan gelecek, ona bir şey kalmayacak. Sen merak etme Sarp. Ya ben kızımı üzen adamları harcamak için her zaman enerji biriktiririm, merak etme. Ay ne yapıyorlar acaba yukarıda, ne konuşuyorlar? Merak etme anneciğim, birazdan biricik onu kapı dışarı eder. Aha geliyorlar. Oy, ola bunlar gene sarmaş dolaş geliyorlar. Aa, biricik affetmiş görünüyor. Ne demek şimdi bu? İş mi bu ya? İş mi bu? Böyle bir durumda nasıl affedersin ya biricikciğim? Evet biricik, ne oluyor Allah aşkına? Biz meseleyi aramızda hallettik. Kimse artık Nurhan'ın üstüne gelmesin. Ne diyor bu baba? Baba kızım, bu herifin yaptığı yanına kar mı kalacak? Babacığım, gerçekten bizim bir sorunumuz yok. Tamam artık Nurhan'la kimse uğraşmasın, tamam mı? Bak kızım, senin hatırın için susayım ama bu adama bir daha ne selam veririm ne de ağzımı açar konuşurum. Yürüdü gidiyor. Ben de. Nurhan da biricik sıkıntılı. Herkes yüz çevirdi onlardan. Sarp sıkıntıdan adeta karardı. Nurhan'ı gene alt edememenin gerginliğiyle uzaktan tırmalar gibi yapıyor. Görüntü bir çöp konteynerine geçti. Az sonra Burhan arkasına saklandığı çöp konteynerinden kafasını uzatıp ileri baktı zabıta geliyor mu diye. Sebzeler olduğu yerde duruyor kaldırımın üstünde. Zabıta falan da yok. Gitmiş gelin. Hepsi çıkardılar kafalarını. Peki arkadaşlar bu işte bir gariplik yok mu? Yok. Ya bu işte bu işin raconu budur yani. Zabıtayı gördün mü kaçarsın. Evet. Sınaklarından çıktılar, sebzelere yürüyorlar. Burhan abi. Domates. Burhan hala domates diyorsun ya. Bir kafedeler. Ceyda portakalları satmaya çalışıyor, Burhan da soğanları. Bak harika soğanım var. İnanın bak. Pazarda bulamazsınız böyle soğanı. Şahane. Soğan mı? He, soğan. Soğan ne yapacağız? Ya eve götürürsünüz annenize yemeğe koyar. Ne? Kolesterol ilacı, kanser ilacı. Soğan var. Yok teşekkür ederiz. Kızartmalık patates arkadaşlar. Düşünmez misiniz? Ay, çok güzel bir bakın. Öğrencisiniz abicim ya. Al işte bize akşamları, final akşamları ne yapacaksın? Ben hemen yapacaksın. Domates doğrayacaksın, biberi doğrayacaksın. Al sana biber işte. 2 de yumurta kırarsın. Nasıl ihtiyacın ya? Biber ya. Nasıl ihtiyacın yok ya? Tamam hadi soğan. Madem soğan istemiyorsunuz. Çok şahane golden şeyim var. Elmam var. Ya Burhan bu yaptığımız gerçekten saçmalık. Yani kimsenin satın aldığı falan yok. Soğan almıyor musunuz? Elma? İyi tamam al hediyem olsun al. Bol yıka da ya. Allah hediyem olsun. Hadi ya ne bileyim.
Ama kaçırdınız. Çok iyi soğan. Yemin ediyorum. Afiyet olsun. Filiz. Ne oldu? Hadi gidiyoruz canım. Filiz. Ah, çok ağır ya. Güneş batmak üzere. Villanın bahçesinde ışıklar yanmış. Nurhan da Biricik aileyle birlikte yemekteler. Biricik çok bakımlı, şık. Nurhan bozuk, önüne bakıyor. Damat, abduzi versene bana. Nurhan uzandı. Ne yapıyorsun Nurhan? Nurhan ne yapıyorsun? Babam damat dedi. Bana dedi yani. Buyurun babacığım. Sağ olasın. Babacığım, masanın herhangi bir yerinden istediğiniz bir şey olursa söyleyin, çekinmeyin. Anişkocuğum, biz şimdi bu Nurhan'la konuşmuyoruz değil mi? Evladım, mümkünse konuşup konuşmadığımızı da konuşmuyoruz, akışına bırakıyoruz. Tamam, artık saçmalamayın. Biricik boş ver. Ya nasıl boş vereyim hayatım? Tamam dedim, tavır yapmayın dedim, sorun yok dedim. Ama Biricikciğim, biz sana çok değer verdiğimiz için yani Nurhan'ın yaptığını kabullenemiyoruz. E sen nasıl hazmediyorsun? Anlamış değilim yani. Rüyam. Biricik, lütfen. Ay, bebek ağlıyor galiba. Ha, ben bakalım. Size afiyet olsun. Ben de geliyorum hayatım. Ay, gerçekten çıldıracağım. Hayır yani bu Nurhan ne dedi de Biricik'i ikna etti ya? Ne diyecek hayatım? Bir hata oldu filan demiştir. Öyle bir duygu sömürüsü yapmıştır. E bebek de var. Sırf bebek için susuyordur Biricikciğim. Ben daha ne kadar tahammül ederim bilemiyorum Sepil. Sabrımın sonuna geldim zaten. Ya hayatım ben de tahammül edemiyorum ama işte... Biricik'imiz için tahammül etmeye çalışacağız, sabredeceğiz. Yani ben yine kendimi yemeye devam edeyim, öyle mi? Gece vakti, Mahmutların evi. Demek zabıtaları görünce malları bırakıp kaçtınız ha? Ya sorma Mahmut amca, geri döndüğümüzü anladık ki. Hakan'ın zabıta dediği özel güvenlikmiş. Ya evet, anlayacağınız boşuna kaçtık biz oradan Mahmut amcacığım. Vallahi ne yapayım ya? Resmi kıyafeti vardı sanki. Oğlum her resmi kıyafet polis mi ya? Zabıta mı ya? İşte biz de sonra kafeye gittik, öğrencileri dağıtmaya çalıştık ama... Yani anlayacağın elimizde 4 çuval mal kaldı baba. Evet, patatesli börek geldi. Evet, işte patates böreği, patates yemeği, patates salatası. Heh. Annem var ya, sizin 4 çuval patatesi 3 günde bitirecek. Ne gülüyorsun lan? Ne yapayım? ya yalnız biz sizden gerçekten çok özür dileriz. Niye özür diliyorsunuz ki çocuklar? O kadar güzel bir davranışta bulundunuz ki bizi mutlu ettiniz. Öyle değil mi Mahmutcuğum? Yani çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Biz tatile gitsek bu kadar mutlu olmazdık. Ya hepimiz çok uğraştık ama beceremedik işte. Ya evet yani o kadar çok hak ediyorsunuz ki halbuki ama maalesef bir şey gelmedi elimizden. Biz hak ettiğimiz şeyi fazlasıyla alıyoruz çocuğum. Sizin gibi evlatlar hak ettik biz. Evet. Hadi bakalım. Buyurun patatese. Hadi. Böreğe giriştiler. Sabah, boğazın üzerinde parıldayan güneş, martılar. Villanın bahçesindeki ağaçlar çiçek açmış. Şükrü müştemilatın kapısından üzerinde bornoz, ayağında ayakkabılar, kafasında köpüklerle kendini bahçeye attı. Önce bir etrafına bakındı, sonra da açık araba kapısının önüne geçti. Sarp'ın arabası yavaş yavaş bahçeye giriyor. Şükrü el kol hareketleriyle onu yönlendirip gereksizce park etmesine yardım ediyor. Hoş geldin Bahşişlerin Efendisi. Sefalar getirdin efendim. Hoş bulduk da. Bu ne hal Şükrü? Efendim, duş alıyordum. Arabanın sesini duyunca koştum geldim. Vallahi Şükrü, bahşiş almak için her türlü soytarlığı deniyorsun ya. Bornozu da giymeseydin bari. Efendim, yarı yola kadar ele gelmişim zaten. Sonra bir serinlik hissettim. Koştum bunu giydim geldim. Ne diyorsun sen Şükrü ya? Ne anlatıyorsun? Niye böyle bu çiçekli miçekli? Efendim aceleyle benim burnunuzu giyip gelmişim. Size hizmette sınır tanımam Zarp'cığım. Ya sen Şükrü,
sınır tanımayan yalakalar örgütü kursana ya. Ha? Bu konuda çok iddialısın ha. Efendim villa tam kıvamında efendim. Tam istediğiniz şekilde. Hiç kimse Nurhan'la görüşmüyor efendim. Yüzüne bakmıyorlar. Çok güzel, çok güzel. Ben de zaten Nurhan'ın hezimetini görmek için erkenden geldim. Efendim çok güzel haber değil mi bu? Ne yapayım Şükrü? Bahşiş için sırtını mı keseleyim yani? Allah yok. Allah aşkına şöyle bir el at ya. Kese var mı? Yok. Ya ne yaptırıyorsun bana Şükrü ya? Allah Allah. Efendim o zaman her zamanki gibi para yoluyla çözeceğiz işi. Dua et Şükrü. Keyfim yerinde sana parayla banyo yaptıracağım. Nasıl? Debemden aşağı paralar mı dökeceksiniz? Ay efendim şunu çıkartıyorsunuz. Aman Şükrü, aman aman. Yaşama sevincimi öldürme ne olur. Yok, şaka yaptım zaten. Hadi paraları kafamdan dökecektiniz. Hadi başlayın lütfen. Dur dur. Ben sana bahşişini vereyim de. Gidip Nurhan'ın aleyhine kulis yapayım. 200 lira. Teşekkür ederim efendim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. El sallıyor arkasından. Evde kahvaltı masası, bardaklarda portakal suyu, önlerinde zengin kahvaltılık çeşitleri. Nurhan masada değil, buna rağmen suratlar asık, tavır devam. Nurhan takım elbisesini giymiş, işe gitmek için hazır. Günaydın. Masaya geçiyor, kimse günaydınını almadı. Nurhan size günaydın dedi, duymadınız mı? Duydular, duydular Biricik de sanırım benim varlığım onların gönlünü pek aydınlatmıyor. Hayatım otursana buyur gel. Yok, oturmayayım. Oturup da kimsenin iştahını kaçırmak istemiyorum. Ben kaçıyorum. Ha bu arada, akşam işten döndüğümde hazırlanmış ol. Bizim eve gideriz tamam mı? Ortalarda dolanıp da kimsenin huzurunu kaçırmak istemiyorum. Afiyet olsun. Bu kadar rica ettim. Ya Nurhan'ın üstüne bu kadar gitmeyin ama beni kimse kale almıyor anlaşılan. Kızım, seni kale aldığımız için böyle davranıyoruz. Daha fazla bir şey isteme bizden artık. Anlıyorum. Size afiyet olsun, benim iştahım kaçtı. Biricik de kalktı. Sanki biz de iştah bıraktınız. Bu işin iyice artık tadı tuzu kaçtı. E biz mi kaçırdık amanmış kocuğum? Her şeyi Nurhan yaptı, biz suçlu olduk. Ben yemeyeyim artık. Kalktı gidiyor. O zaman ben de yemiyorum. Yani bu durumda benim de yememem lazım tabii de. Siz şu son yumurtayı yiyin, tok tutuyor sonuçta. Sonra ben bir daha, ben de yemem. Herkese günaydın. Rüyam göz kırpıp aldı selamını. Kemal koltukta oturmuş, öfkeli, sert. Oo. Belli ki az önce Nurhan geçmiş buradan. Sarp kulis yapmaya önce kimden başlayacağını hesap eder gibi. Olduğu yerde kala kaldı düşünceleriyle. Vallahi anneciğim bu iş böyle olmaz. Nurhan evde huzur muzur bırakmadı yani. Her yere bir negatif enerji saçıyor. Neyse. Oradan kalktı, rüyama yürüyor. Sandalye çekip yanına yürüdü. Olacak şey değil sabahtınım. İnsanın midesi bulanıyor vallahi. Sorma aşkım. Şu son yumurtayı yemeyecektim. Çok ağır geldi. Sen ne diyorsun hayatım? Ben Nurhan'dan bahsediyorum. Ha, ona da katılıyorum evet. Ay senin diye tırmalar gibi yaptı gene parmaklarını ama rüyam görmüyor. O bitmeyen son yumurtasını yemekle meşgul. Sarp kalktı. Bu defa da Kemal'in yanına yürüyor. Kulise devam. Baba, baba. Bir çare düşünmek lazım. Ne yapacak? Nasıl yapacak? Biricik Nurhan'ın önüne set kurdu. Merak etmeyin babacığım. Ben Nurhan'ı takip edeceğim. Biricik'i ikna edecek delilleri bulacağım. Ne ederseniz edin. Benim sıkıntıdan başım ağrıdı zaten. Ben çıkarım. Tabii baba. Nurhan yüzünden baba. Nurhan baş ağrısı yapar zaten. Hmm.
Rüyam yeter yeter, çatlayacaksın. Bak gerginlik var. Ne? Üşenmiyorum ya. Çayımı içiyorum. Çay mı içiyorsun, çay mı yiyorsun? Gözlerini devirdi. Sarp yüzünü çok üzgün bir ifadeye bürüyüp Serpil'e sokulacak oldu. Sonra vazgeçip koltukta Kemal'in oturduğu kısma geçti. Ama oturamayıp yana kaykıldı. Düşecek gibi olup zor toparlandı. Kemal'in koyu renk lüks aracı yolda. Kemal kendisi kullanıyor. İndi aracından. Ya buralarda bir yerde bir eczane olacaktı ama. Ya bir dakika bekler misin beni? Ya ne kadar ısrar ettin? Ya iki dakika bir şey konuşacağız seninle. Ya rahat bırak beni, anlamıyor musun? Ya of, amma nazlandın ama. Ya ne kadar ısrar ediyorsun? Boşuna direnme, kurtulamazsın benden. Of. Ya Nazlı değil mi bu? İki dakika bekleyeceksin, şurada bir şey konuşacağız seninle. Ne konuşacaksın benimle? İstemiyorum seni, anlamıyor musun? Ya bir bekler misin lütfen? Lan ne oluyor orada? Baba bak, adama bak, adama. Adama bak, bak, bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bıraksana kızı. Sen benim yeğenime mi dadandın lan? Bana bak, onun başına bir iş gelirse var ya, seni öldürürüm. Sen şehir eşkıyası mısın? Ya ne yapıyorsun lan, abi ya? Nasıl ne yapıyorsun lan? Niye kızı rahatsız ediyorsun ha? Ya bırakır mısın beni abi? Neye bırakacağım? Ne yapıyorsun sen kızdan burada be? Ay. Rahatsız mı ettin kızı seni? Ay, ya, ya, rahatsız yanlış, mı ettin? Ne oldu? Yok, yok, yanlış anladın. Neyi sen yanlış anladın abi? Çabuk duruydu seni işte yani. Ay, yok. Çekimdelermiş. O da nereden çıktı ya? Alın şu adamı oradan. Set görevlisi yönetmenin yanından ayrıldı, Kemal'e koşuyor. Ne oluyor burada ya? De, Abiciğim ne yapıyorsun ya, manyak mısın sen? La bıraksana kolumu ya. Birader boşaltsana sahneyi. Çekim bozuyorsun. Çek... Nazlı ne diyor bu ya? Çekim mekim diyor ya. Yönetmenim, biraz ara verebilir miyiz? Ya dayım oluyor da benim. Tamam. Tamam. Buyurun Cem Bey, geçelim biz. Ya nasıl bir saçmalık bu, anlamıyorum ki ya. Yönetmenim mi? Nazlı. Yönetmen. Ne oluyor kızım burada? Sen niye okulda değilsin? Şey dayıcığım. Ne? Ya benim sana uzun zamandır söylemeye cesaret edemediğim bir şey var. Ramin villanın bahçesinde. Ramin! Ne haber koçum? Sağ olun, salam. Şükürler. Necesiz? İyiyim valla. Bakayım bu aralar çok sık gelip gidiyorsun. Yani bahşiş potasına girdin sen de. Buyurun. Şey diyeyim, bugüne kadar hep böyle misafir kontenjanından... yani elinizi kolunuzu sallayarak giriş çıkış yaptınız. Bundan sonra elinizi cebinize atmanın zamanı geldi Ramin'cim. Şey, bağışlayın. Başa düşmedim. Yani anlamadım. Ramin, beni görmeden gitmek yok bundan sonra, onu diyeyim. Sizi zaten görürüm. Bakın, hatta indi de görürüm. Sizi de doya doya gördüğüm için artık Mahmut Kemal'i görmeye geçsem yakışı olur. Espri güzel. Söz bir ara güleceğim. Yani şey diyorum, pul diyorum, pul. Pul sizin dilde ne demek? Pul para demek. Para, pul, evet. Azerbaycan dilinde yakışı bilirsen, Şükür Efendi. Ben parayı her dilde bilirim. Money. Argen, dengi, flüs, nüklük, pagaraga. Bu en son söylediğinde kuş dili para demek. Şimdi siz benden pul, para mı istiyorsunuz Şükür Efendi? Yok, ben istemiyorum. Senin gönlünden ne koparsa. Sistem böyle işliyor burada Ramin. İyi de ben hala stajyorum. Sana bir öğrenci indirimi yapabilirim. Nasıl? Ya da şöyle, sen doktorsun değil mi? Ama yakında olacağım, hele değil. Senden bahşiş almanın çaresini buldum de. Nedir? Sahne geçişiyle Şükrü ile Ramin'i bahçe merdivenlerine oturmuş bulduk. Ramin Şükrü'nün arkasında, kulağında steteskopuyla sırtını dinliyor. Özgürün Şükür Efendi. Bir de... Şimdi derin nefes alın. Alın. Tut. Şimdi bırakın. Bir de alın. Tut. Bırakın. Maşallah Şükür Efendi.
Safa sağlamsız ciğerlerinizde hiçbir problem yoktu. Sağ ol Ramin Bey de şey diyeyim, benim boğazda hafif bir sızıntı var, gıcık yapıyor biliyor musun? Bademcik de şüpheleniyor, bir de bademciklere bir baksana. Ramin malzeme çantasından tek kullanımlık bir tahta çubuk çıkardı. Çubukla Şükrü'nün diline bastırıyor. Villanın dışarıdan görünümü, evde Nazlı Kemal'in karşısında sus pus. Oraya bak ya. Biz zannediyoruz ki dişçilik okuyor. Hanımefendi okulu bırakmış, film çeviriyor, artistlik yapay. Ay Kemal'im sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Serpil? Anası bunu bana emanet etti ki güzel güzel okusun diye. Ben de anasını arayırım diyelim ki oh kız zehir gibi okuyor. Şişt Nazlı, peki başrol mü oynuyorsun? Yok değil ama önemli bir rolüm var Rüyam abla. Ay ne güzel. Ha bak başlarım senin güzeline ha şimdi. Kemal'im bir hatadır yapmış kız ya. Ya yengeciğim, eğer istemediğim bir şekilde dişçilik fakültesinde okusaydım bir hata yapmış olacaktı. Bak. Bana bak, kız senin dilini keserim ha. Ay Kemal'im ne yapıyorsun? Evde doktor var. Onun yanında aile kavgası mı yapacağız? Aa anişkocuğum, bence doktorun olması iyi. Ay kötü bir şey falan olursa müdahale eder. Kızım bir sus da ya, bir sus da sus. Nazlı sus pus, ezik. Ramin bebek Kemal'in yanında. Maşallah maşallah, körpenin sağlığı çok yakışıdı. Aman şükürler olsun. Oh. Gel bakalım, gel bakalım. Beşiğine bıraktı. Duyarsa duysun Serpil. Ha bu kız yediği bu haltun hesabını verecek. Babam mı bağırıyor? Ha Kemal Bey'in sesi de bayağı bağırır. Ay Nurhan mı geldi acaba, ona mı kızıyor yine ya? Bir bakalım mı? Tabii tabii. Kemal Bey yine neye bağırıyor ya? Ne dediği de anlaşılmıyor. Ulan Nazlı, ulan Nazlı ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim ben? Anam, Nazlı'ya bağırıyor. Ramin Bey de villada. Kesin Nazlı'yla Ramin'in sevgili olduklarını öğrendi, ona bağırıyor. Vay vay vay. İnanmayın ya, inanmayın. Abi olanlara bak ya. Allah Allah, ne oluyor babacığım Allah aşkına? Küçük hanım burnunun dikine gitmiş, okulu bırakmış, artist olacakmış. Babişkom'la Nazlı film setinde karşılaşmışlar. Nazlı aktrist oluyormuş. Ama Nazlı ya, ne yaptın sen? Ya sonunda öğrenecekti babam zaten, neden daha evvel söylemedin? Nasıl yani, sen biliyor muydun? Kemal Bey, Nazlı özü size diyecekti. La sen de mi biliyorsun? O gün köpeğini kontrol etmeye gelende tesadüfen Nazlı Hanım'la karşılaştık. Orada mene dedi. Kemal Serpil'e döndü. Ben bilmiyordum. Ben. Ay aşk olsun babişkocuğum. Ben zaten bilsem ağzımda tutamazdım ki şakadan ak söylerdim. He o da doğru. Ulan bütün dünya duymuş, bir benim haberim yok. Ha işte ya aman. Nazlı ile Ramin'in sevgili olduğunu öğrenmiş ya. Aman. Ya bir dakika ben ne yapsam acaba? Gidip şey mi desem ya, kurtarmaya çalışayım ben bunları. Kemal Bey. Kemal Bey. Ne olursunuz kızmayın ya. Ya gençler birbirlerini sevmişler işte. Eyvah, Meryem abla dayının Ramin öğrendiğini sanıyor. Of, bir de bu çıkarsa mahvolurum. Ne diyeceğim Meryem? Hangi gençler birbirini sevmiş? Ay evet Meryem. Yani burada bir tek genç olarak ben varım. Başka genç mi var? Kemal Bey, Nazlı'nın oyuncu olacağını öğrenmiş. Ona kızmış Meryem abla. Kaş göz. Meryem nasıl toplasın bilemedi. Kemal şaşkın, işkillenmiş. Anam, başka bir şeymiş konu ya. Ben ne yaptım? Kemal Bey... Ne? Kim sevmiş birbirini Meryem? Babacığım şey diyor Meryem abla... Nazlı'nın oynadığı filmdeki gençlerin aşk hikayesini çok sevmiş. Ondan bahsediyor canım. He vallahi yani aman bir görseniz o kadar güzel bir hikaye ki öyle gençler birbirlerine aşık olmuşlar, sevmişler diye merakla bekliyorum ben çekilmesini yani. Ya ne konuşup duruyorsun Meryem? Zaten sinirin tepemde.
Kızım, madem en baştan beri biliydin, söyleseydin de önlemini alsaydık. Olamazdın dayıcığım. Ya ben okulu Trabzon'dayken bıraktım. Yani yaklaşık bir yıldır da tiyatroyla ilgileniyorum zaten. Bak bak bak, hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Şey Kemal Bey, bir de gel sizinle danışabilirik. Ya bak burada şimdi ben aile meseleleriyle uğraşırım Ramin Bey. Azıcık bekle. Yok Kemal Bey, yani bu barede danışacağız. Çünkü ben psikolog eğitimi de aldım. Ona göre yani böyle bir vaziyetin daha vahim sonuçları olabilir. Nasıl vahim? Yani Nazlı Hanım zaten sizden korktuğu için bunu sizden saklamış, yani gizletmiş. Şimdi siz onun üzerinde yarattığınız bu baskı daha da kötü, Allah korusun, sonuçlar yol açabilir. Kulağına söylüyor. Yok canım, daha da neler. Belli Kemal Bey. Ay Ramin Bey doğru söylüyor. Sen nereden bilirsin Serpil? Adam kulağıma söyledi. Canım psikoloji okumuş işte. Zaten okuduğunu böyle yalayıp yutuyor çocuk yani. Psikoloji bildiğine göre doğru söylüyor. Hatta... Tekrar kulağa söylüyor. Uy. Belli Kemal Bey, bak böyle sonuçlar olabilir. Doğru söylüyor. Neyse Nazlı. Şimdi lafımı yuttum. Ben bu psikolojik şeyleri ben bir öğreneyim. Bak ondan sonra nasıl sana hesap soracağım bak. O zaman görürsün sen. Evet, evet babacığım. Sonra sor hesabını yani. Bir öfken dinsin, yatış bir sakinleş ama değil mi? Biricik doğru söylüyor. Tamam ben sakinleşeyim anladım da Nazlı'nın işini hallettik. Ama sonra da ben kafayı yiyeceğim. O zaman ne yapacak Serpil? Doğru söylüyorsun. Ya? Ramin, oh hallettik diye mutlu. Bahçe görüntüsüyle zaman aşımı. Ya arkadaş nasıl olur böyle bir şey ya? Her şey üst üste geliyor. Dün Nurhan, bugün de Nazlı. Gerçi artık Nurhan'ın ne yaptığını söylemenin de bir sakıncası kalmadı. Ya peki ne dedi ikna oldun evladım sen? Ay evet Biricik, gerçekten çok merak ediyorum. Ne dedi de seni kandırdı? Ya ben dün o olayın şokunu yaşarken odaya çıktım. Sonra Nurhan geldi. Düne gittik. Biricik yatağına oturmuş ağlıyor. Nurhan çok bozulmuş. Geçip yanına oturdu. Biricik hayatım. Sus Nurhan. Senden en ufak bir kelime bile duymak istemiyorum. Aşkım bak sakın ağlama. Bak gözünden dökülecek... Tek bir damla yaşa dayanamam biliyorsun. Şimdi aşağıda söylediklerinden sonra buna inanmamı mı bekliyorsun? Hayır, aşağıda konuşamadım. Ama sana anlatabilirim çünkü sen biliyorsun olayı zaten. Yani ne olayı Nurhan, olay ne? Biricik, Nazlı'nın okulu bırakıp oyunculuk yaptığını biliyorsun. Ya şimdi ne alakası var Nurhan? Ne mi alakası var? Fotoğrafı gösterdi. Fotoğraftaki kız... Nazlı. Nazlı mı? Alıp baktı. EDS kamerası yukarıdan çekmiş. Haliyle tabii ki. Kafasında da sarı bir peruk vardı. Haliyle hiçbiriniz tanıyamadınız onu. Evet, Nazlı bu gerçekten. Hatta benim verdiğim kıyafete giymiş. Çekime geç kalmıştı. Benden rica etti yetiştirmem için. O yüzden hız yapıp ceza yedim. Peruğum düzgün mü diye sormuştu. Ben de tam düzeltiyordum. O anda fotoğrafımızı çekmiş. Trafik kameraları. Ah hayatım ya. Babam yanlış bir şey var mı diye sorduğunda peki neden evet dedin? Çünkü yanlış bir şey var Biricik. Ya Nazlı okulunu bırakmış. Oyunculuk yapıyor ve babandan gizliyor. Ben de ona yardım ederek bu yanlışa ortak oluyorum. Bu kadar basit. Ya iyi de hayatım ya. Aşağıda herkes neler düşündü? Yanlış bir şey yok desem yalan söylemiş olurdum. Yani Nazlı'nın sırrını da açıklayamazdım. Ne yapayım? Elim kolum böyle bağlı kaldı aşağıda ya. Tamam, ben konuşurum. Hayır Biricik, sakın. Hayır. Ya ama hayatım ya, insanlar senin hakkında neler düşündüler? Ben de dahil tabii. Evet. Maalesef bir süre de öyle olacak. O zaman ben Nazlı'yla konuşayım. Aşkım bak bu da olmaz. Lütfen rica ediyorum ya. Zaten Nazlı söyledi, söz verdi bana. Kendisi zamanı gelince... Açıklayacak, anlatacak her şeyi. Bu da bence en doğrusu zaten. Biz karışmayalım. Bir tane bak bir düşün. Şimdi Nazlı'yı zorlayıp itiraf ettirsek, babam da kalkıp onu üzse. Vicdanen biz rahat olabilir miyiz? Ha? Ne olur?
biraz sabredelim ya. Ya iyi de Nurhan, şimdi senin hakkında böyle düşünmelerine, üzerine gelmelerine dayanamıyorum ben. Ben de. Ama biliyorsun yani ben idmanlıyım ya. Bayağı bir idmanlıyım. Bunu taşıyacağız. Nurhan'ın omzuna yattı. Ah bir tanem ya. Ya özür dilerim. Ben de neler söyledim öyle. Ben de olsam... ben de bir an kendimi kaybedebilirdim. Ama merak etme, bunu taşıyacağız. Özür dilerim. Ana döndük. Şimdi. Biricik kalkıp Sehpa'nın çekmecesinden ceza kağıdını aldı. Nazlıcığım. Bu resimdeki kız sen misin? Evet benim. Hay Allah ya. Bilmeden Nurhan abinin başını belaya sokmuşum. Ay görüyor musun Kemal'im? Bak yine boşuna suçlamışız çocuğu. Bende de bir kabahat var deyince ben de zannettim ki ne bileyim yani. İşte Nurhan Nazlı'yı ele vermediği için hepiniz yanlış anladınız. Ya o kadar söyledim size, gitmeyin şu çocuğun üstüne diye. İyi de Biricik, sen de daha önce deyince bize yani işte Nurhan beni artık eskisi gibi sevmiyor, beni beğenmiyor galiba falan. Üstüne de bu olunca biz de şey sandık normal olarak. Ya Nurhan'la dün onu da konuştuk aslında. Geçmiş. Ha bir dakika. Şimdi gelelim esas benim dert ettiğim meseleye. Sen aşkım aşağıda bana karşı olan ilgisizliğine katlanabilirim gibi bir şey söyledin galiba. Yani çünkü bu fotoğrafı görene kadar tek derdim buydu. Aşkım sen ne diyorsun ya? Hakikaten böyle mi hissediyorsun? Yani böyle mi davrandığımı düşünüyorsun? Şimdi hayatım, işten geliyorsun, Mahmut Kemal'i kucağına alıyorsun. Sonra yüzüme bile bakmıyorsun. Evet. Hayatım, konuştuklarımı bile duymuyorsun. Benden soğumaya başladığını düşünmeye başladım ben de. Biricik ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu? Aşkım böyle bir şey olabilir mi? Sen ne diyorsun ya? İyi de hayatım, gerçekten öyle görünüyor. Yokmuşum gibi davranıyorsun. Hay Allah ya. Ya ben bunu... ya ben bunu senin için yapıyordum. Nasıl yani? Ya bir tanem, sabahtan akşama kadar işteyim. Sen de sabahtan akşama kadar oğlumuzla birliktesin. Onun her şeyiyle ilgileniyorsun. Bütün zamanını ona ayırıyorsun. Evet. Ben de kendi kendime söz verdim. Eve gelir gelmez Mahmut Kemal'i alacağım. Ve senin tamamen yalnız kalmanı ve senin dinlenmeni sağlayacağım diye kendi kendime söz verdim. Şimdi sen o yüzden mi yatana kadar hep Mahmut Kemal'le ilgileniyordun? Ne bileyim ben işte, kitap okursun, film seyredersin. Hani kendine zaman ayırırsın diye düşündüm. Bak hayatım, benim yorgunluğumu alacak tek şey seninle biraz vakit geçirmek, tamam mı? Öyle mi Biricik Hanım? O zaman benden bıkmaya hazır ol. Ben zaten asla bıkmam ki. Tamam, söz veriyorum. Bundan sonra ne olursa olsun her gün kendimize mutlaka zaman ayıracağız, tamam mı? Evet. Aha. Tabii Mahmut Kemal izin verirse. Oğlum geldik, oğlum geldik. Nerede sizi? Anam. Gel bakayım. Oyuncağını yiyor. Gel. Oğlum gel. Yavrum. Gel bakayım, güzellik gel. Burduk. Ya anneyle baba konuşuyordu, sen de onunla dinliyordun. Ne zaman susacağımızı bilip o zaman mı anladın benim anlayışlı oğlum? Empati kuruyor bak işte. Tabii. Aferin benim oğlum. Ay yavrum. Ne istiyorsun? Ana döndük. Ay bu Nurhancığımın başına ne geliyorsa iyi kalpliliğinden geliyor. Ulan Nazlı. Kemal Bey, psikolojiyi unutmayak lütfen. Doğru söylüyor. Gene Nurhan'dan özür dilemek zorunda kalacak yani. Biricik mutlu gülümsüyor. Gündüz vakti Galata Kulesi'nin önünden boğazdan geçen bir gemi. Nurhan evde Biricik'in yanında oturuyor. Serpil ile Kemal koltukta yan yanalar. İkisi de sıkıntıyla birbirlerine bakıyorlar. Kemal'im, hadi sen özür açılışını yap da sırada Rüyam'la ben varız. Tamam. Nurhan,
Evladım, Baba, ne oldu? Lütfen ya, özür dilemene gerek yok. Ya zaten gelir gelmez Nazlı beni yakalayıp o kadar özre boğdu ki. Yeni bir özür, yemin ediyorum fazla gelir ya. Ama hayatım hakkında neler düşündün? Ya düşünmeleri çok normal, çünkü çok müsaitti. Düşünmeleri için her şey çok müsaitti yani. Oradaki yanlışı açıklayamadığım için oldu. Olsun. Ben gene de hepimizin adına özür dilerim. Ya şu havayı biraz dağıtayım mı? Bugün bankada çok komik bir şey oldu, onu anlatayım size. Ne oldu hayatım? Ya bizim bu, bahsetmişimdir. Erdem'le Tuğba birbirlerine işte yanıklar, aşıklar falan. İşte bayağı ciddiye bindi bu arada. Fakat bizim Tuğba'nın şöyle bir korkusu var. Erdem babasıyla bir an önce tanışmak istiyor da... Tuğba babasına durumu açıklayamıyor. Ay inanmıyorum Nurhoş. Bayılırım ben böyle aşk hikayelerine. Anlat. İşte benim bahtsızlığım da... O noktada devreye giriyor. Rüyam bak dinle şimdi. Bir adam geldi bana dedi ki Tuğba Hanım'la görüşmek istiyorum. Benim Tuğba müsait değil. O sırada Erdem Tuğba'yla münakaşa ediyorlar. Ben de tabii bilmiyorum Tuğba'nın babası olduğunu. Anlattım adama her şeyi. Arkadaş çıkmaz mı? Adam Tuğba'nın babası. Şükrü bahçede yeni yeni filizlenen bir ağacın altında oturmuş. Düşünceli. Araba sesiyle fırlayıp hemen koştu. Hoş geldiniz Arpçım. Hoş bulduk Şükrü. Dana'nın kuyruğu kopmak üzere. Az önce Nurhan geldi. Jürinin karşısına geçti. Birazdan kıyamet kopar. Farkında mısın Şükrü? Az önce bedavadan bana haber verdin. Heyecanla ne dediğimi biliyorum. Gitti güzelim haber beleşe valla. Olsun olsun üzülme Şükrü. Bende de senin için çok güzel haberler var. Ben de onları sana bedava veririm ödeşiriz. Neymiş ha? Bugün Nurhan'ı takip ettim. Hani şu trafik belgesindeki sarışın kız var ya. Evet. Onu buldum. Nerede çalışıyormuş? Nurhan'la aynı bankada. İsmi Tuğba'ymış. Bak. Fotoğrafta Nurhan Tuğba'ya sarılmış. Görüyor musun Zahar? Görüyor musun? Bu Nurhan bayağı bir haltlar yemiş ya. Yemiş Şükrü yemiş. Yemeye de devam ediyor. Bak görüyor musun ya? Sarmaş dolaş. Bu sefer ipini çektik bu Nurhan. Zahar. Hadi Şükrü hadi. Hadi gidelim de şu Nurhan'ın final sahnesini kaçırmayalım. Kaçırır mıyım hiç? Dostum benim. İkili sessizce salondaki palmiye ağacının arkasından kafalarını uzattılar. Gizlice salonu gözlüyorlar. Razı oldum. Ay. Şişt bir dakika bir dakika. Bankadaki kızdan bahsediyor. Ay Nurhan'cığım çok büyük sevap işlemişsin ama. Senin bahtsızlığın gene hayırlı bir şeye vesile oldu yani. Vallahi yani öyle sevindi ki Tuğba. Yani bana teşekkür etmek için görmeniz lazımdı ya. Boynuma bir sarılışı var, bir sarılışı var. Anlatamam size ya. Boynuna mı sarıldı? He. Aşkım teşekkür etmek için ya. Tamam canım şaka yapıyorum. Arkadaşın tabii ya o kadar mutlu olmuş ki herhalde sarılacak. Ay ne bileyim bir tanem ya. Nurhoş. Ya bir bahtsızlık daha yapsan da Sarpiş.com'la ben evleniversek ha? Olur mu olur? Sarp'la Şükrü bu defa da Nurhan'ın final sahnesini izleyememenin acısı içindeler. Sarp elindeki fotoğrafı ısırıp kopardı, yiyor. Sarp değil, biraz da bana verir misin? Fotoğraftan istiyor. Sarp fotoğraftan koparıp bir parça da Şükrü'ye verdi. Şükrü de koparıp simit yer gibi attı ağzına. Çiğneyip yutuyor. Film sonu. www.zenginkızfakiroğlan.tv. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Zengin kız fakir oğlan, her devrin hikayesi. Gönül ferman dinlemez ki aşksız dünyayı.